seyirciler, iyi akşamlar. Urfa'dan yayınlarımız devam ediyor. Bu akşam arkamda gördüğünüz gibi Balıklı Göl'deyiz. Bu güzel şehrin belki de en kutsal mekanından sizlere merhaba diyoruz. Urfa'nın nabzını size aktaracağız. Urfa'dan milletvekili adaylarıyla konuşacağız. Hem Urfa'nın meselelerini konuşacağız ama tabii ki Türkiye'nin meselelerini de konuşacağız. Öncelikle bu yayını yapmamızı sağlayan Urfa Valisi'ne ve Urfa Valiliği'ne ve aynı şekilde Urfa Emniyetine çok teşekkür ediyoruz. Güvenliğimizi onlar sağlıyorlar. İlk konuğumuz Osman Baydemir, Halkların Demokratik Partisi HDP'nin Urfa 1. sıra milletvekili adayı. Hoş geldiniz Osman Bey. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Halilurrahman şehrine. Çok teşekkür ederiz ve yine gazeteci konuklarım var. Aslı Aydın Taşbaş ve Levent Gültekin bu akşam benimle olacaklar ve milletvekili adaylarımıza soru soracaklar. Dolayısıyla buradan aslında dediğim gibi Urfa'dan başlayarak Urfa'nın nabzını tutacağız. Urfa önemli bir şehir. Bütün partiler burada yarıştılar. Bölge açısından önemli. Hem bölgenin en önemli kentlerinden biri. Her açıdan, ticari açıdan, ekonomik açıdan, etnik dağılım açısından. Dolayısıyla piyasaya bir yarış var. 1.800.000 nüfus. Sürekli nüfusu artıyor. Biliyorsunuz Suriyeliler ve Kobani'den gelenler nedeniyle nüfusunda artış var. 900.000 seçmeni var. 12 milletvekili çıkaracak. Birazdan Osman Baydemir'le birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Dediğim gibi Urfa'dan, Balıklı Göl'den yayınımızı yapıyoruz. Bilmiyorum bereketi beraberimde mi getirdik, Urfa'nın bereketi mi? Gün boyunca hava çok açıktı ama şimdi biraz rüzgar ve azıcık çiseleyen bir yağmur var. Osman Baydemir'le ilk bölümde konuşacağız. İlerleyen dakikalarda MHP'nin birinci sıra adayı İbrahim Özyavuz ve CHP'nin adayı Ali Murat Bucak da bizimle birlikte olacaklar. Ancak seyircilerimiz için bir bilgi paylaşmak istiyorum. Birinci sıra milletvekillerini biz Urfa'dan konuk etmek istedik. Dolayısıyla AK Parti'nin milletvekili adayı Nuri Bati'yi de davet ettik. Kendisi önce kabul etti, sonra gelmedi. Gelmekten vazgeçti. Diğer milletvekili adaylarına da AK Parti'nin davet götürdük. Onlar da gelmemeyi tercih ettiler. Burada olsalardı Urfalılara ne gibi vaatleri var öğrenebilecektik. Biz teklif ettik ama onların tasarrufu gelmemek yönünde oldu. Bunu da seyircilerimle paylaşmak isterim. Neden 3 parti var ama iktidar partisi yok diye bir soru sormasınlar diye böyle başlayalım. Ülke önce tekrar çok teşekkür ederiz diyoruz. Gerçekten bu sefer kıran kırana bir seçim olacak. Yerel seçimlerde ciddi bir oy oranınız var. 30 küsur, %30'dan biraz fazla oy aldınız. 31'e yaklaşan. Ne bekliyorsunuz? Ben öyle başlayayım. Sonra Aslı Aydın Taşbaş ve Levent Gültekin'e devam edelim. İddianız nedir? Ne yapacaksınız bu seçimlerde? Her şeyden önce 12 bin yıldır yaşamın hiç kesintiye uğramadığı bereketin şehri Urfa'ya bir kez daha hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Biraz önce aslında bereketin sembolünü gördük. Yağmurun çiseleyişini gördük. Emin olun bu yıl Urfa hemen hemen hiçbir yıl olmadığı kadar yağmur aldı. Çiftçinin yüzü yağmurdan yani bereketten dolayı gülüyor. İnşallah bu yıl çiftçimizin elde edeceği hasılat, soruyorum ben çiftçimize, buğdayın bir tanesi kaç edecek bu yıl? Yeka genem uevçend be. Yani bir buğday başağında kaç tane buğday tanesi olacak? Hemen hemen herkesten aldığım yanıt 30'dur. Benim de temennim HDP'nin sandığa girecek oylarını 2014 ile mukayese ettiğimizde bir tanesi iki tane olacak. Yani %100'lük bir artışı hedefliyoruz. 2011 yılında bağımsız adaylarımızla totalde almış olduğumuz oy 117 bini aşkındı. 2014'te 246 bini tekabül etti. Bu tabi kedilerin trafoya girmiş olan halinden sonraki çıkan rakamdır. Bu seçimler emin olun Cumhuriyet tarihi açısından en önemli seçimlerdir. Ve 78 milyon insanın aydınlık geleceği açısından doğuracağı sonuç belirleyici olacaktır. Bu itibarla da ben Urfa'nın
öncülük rolünü bir kez daha oynayacağına inanıyorum. Çünkü Urfa tarihe öncülük eden bir şehirdir. Urfa tarihi yazanların şehridir. Urfa tarihe yön verenlerin aynı zamanda şehridir. Bir kez daha Urfa Türkiye demokrasisine yön verecektir. Bir kez daha Urfa Türkiye'de barışın inşasına yön verecektir. Peki. Bu itibarla da şeş diyoruz. Navi hadi hoş. Yani 6 milletvekili inşallah çıkaracağız. Ve HDP Urfa'da birinci parti olma yolunda hızla ilerliyor. Evet. 12 milletvekili çıkaracak demiştik Urfa. 12 milletvekillerin 6 tanesini, 6 milletvekilini parlamentoya biz göndereceğiz diyor HDP birinci sıra adayı Sayın Osman Baydemir. Buyurun Aslı Aydıntaş başla başlayalım. Şimdi Urfa'da çok konu yaklaşık var. 1 hem milyon Urfa hem Türkiye genelinde sorularla tabii devam edelim. Tabii ki seçimin en merak edileni HDP. Urfa'da yaklaşık 1 milyon seçmen var. Siz 6 milletvekili diyorsunuz. Kabaca hesap geçen seçimden bu yana oylarınızı ikiye katlamanız demek. 240 binden neredeyse 500 bine yakın bir rakam almanız gerekiyor. Biraz alandaki gördüklerinizi bize paylaşın ama parti yetkilisi gibi konuşmayın şimdi. Gerçekten anlatın lütfen. Ne oluyor da? 2014, 30 Mart 2014'ten bu yana insanlar ne oluyor da siz de farklı bir elektrik alıyorsunuz? Ben sizinle geçen hafta dolaştım. Şunu bizzat gördüm köylerde sizinle dolaştığımda. Hani biz bu defa HDP'ye vereceğiz diyen bazı köyler, bazı bölgeler var ama neden? Niçin? Çünkü Urfa mağdur. Yani Koban Çünkü Urfa mağdur edilen bir şehir. Çünkü Urfa 13 yıl boyunca hükümeti her konuda ve hemen hemen her seçimde en çok desteğin verildiği şehir aynı zamanda. Ama bu desteğin karşılığını 13 yıldır almayan, zerre kadar almayan bir şehir. Ben hemen itiraz edeyim. Urfa zengin bir şehir. Belediyecilikte özellikle Fakı Baba döneminde yollar gıcır gıcır İstanbul'dan daha iyi. Arabalara bakıyorum, son model arabalar şeydi. Yani TOKİ evleri var vesaire. Hükümet yani arabaları Urfa vermedi. Çok büyük mağduriyet Urfalılara tablosu. Hükümet araba vermedi, gıcır gıcır araba vermedi. Urfa 12 milyon dönümlük bir tarım coğrafyası. Urfa 4 milyon dönümlük bir mera coğrafyası. Urfa 1 milyon dönümlük fıstık bahçesine sahip. Urfa bereketin, bolluğun, zenginliğin coğrafyası ama Urfa varlık içerisinde yoksulluğu yaşayan bir şehir. Yani bugün, zaten böyle bir potansiyeli var diyorsunuz. Bugün Urfa, emin olun Urfa esnafına Haliliye'de, Eyübiye'de, Karaköprü'de, Haşimiye'de, Gümrükhan'da, Yıldız Meydanı'nda, Arap Meydanı'nda, Hodri Meydanı'nda nerede esnafa dokunuyorsak bir dokunuyoruz, bin ah işliyoruz Aslı Hanım. Gencinden yaşlısına, işsizinden işçisine, kime dokunuyorsak özellikle de ekonomik politikalarda bin ahlar işliyoruz. Kepenk kapatma noktasına gelmiş Urfalı esnaf. Siftahsız gün geçiriyor Urfalı esnaf. Ama aynı zamanda Urfa elektrik enerjisini üretmede birinci şehir Türkiye'de ama Urfa elektrik tüketiminde emin olun 59. şehir ve Urfa müsaadeniz olursa şunu ben paylaşmak istiyorum. Tabii müsaadenizle ki. Yüksek müsaadenizle. Kameranız karşısı. Şimdi öyle bir noktadayız ki 13 yıl boyunca hani bir hükümet ancak ısrarla bir politika ortaya koyar ki bir şehir bu kadar gelirler. Urfa sosyoekonomik gelişme endeksi itibariyle Türkiye'de 73. sıraya gerilemiştir. Urfa işsizlik açısından 76. sıraya yükselmiştir. Urfa istihdam açısından yine 76. sıraya getirilmiştir. Yani Urfa hükümet döneminde hemen hemen her yıl her yıl bir önceki yılın gerisine her dönem bir önceki dönemin gerisine düşmüştür. Urfa sağlıkta 77. sıraya gerilemiştir. Urfa eğitimde 79. sıraya gerilemiştir. Urfa elektrik kesintilerinde birinci sıradadır.
Ama elektrik size... enerjisini üreten Urfa elektrik tüketiminde neredeyse sıfırıncı sıradadır. İşte bütün bunlardan dolayı Urfalı mağdurdur. Urfalı aslında mazlum edilmiştir. Bu yetmezmiş gibi Türkiye'nin Suriye politikası ve Suriye'deki savaşa benzin dökmesinden kaynaklı Urfa halkı esnafıyla 7'den 70'e savaşın, mültecilerin tüm yükü, faturası Urfa insanına çıkarılmıştır. Peki. Yani Urfa artık gerçekleri görüyor. Peki. Suriye Urfa'da artık bıçak bu manada kemiğe dağılmıştır. Suriye politikasının detaylarına şimdi girmeyelim. Ben biraz şeytan avukatlığı yapmak istiyorum. Levent'e bir ilk turda bir sorması buyurun. İçin bir ona söz verelim. Sonra devam edelim aslında. Unutmayın. Ben de sorudan önce Urfa'da neler gördüm birkaç cümle diyeyim. Sonra Osman Bey'e sorumu soracağım. Aslında Urfa Türkiye'nin bir kopyası. Yani gelişmişlik düzeyi de geri kalmışlık düzeyi de aynı. Ne ileri ne geri. Yeni konut sistemleri İstanbul'da ne düzeydeyse Urfa'da da aynı. Yollar, otobanlar, hastaneler falan aynı düzeyde. Yeterli mi, yeterli değil mi bunu değerlendirebiliriz. Fakat bugün gezdiğim için burada hakkını vermek istiyorum. Eminim ki siz de o hakkı vereceksiniz. Urfa'da olağanüstü bir müze yapılmış. Yani AK Parti iktidarının yaptığı bir müze o. O müzeyi gezerken kendi kendime şöyle dedim. Bu müzeyi yapan da AK Parti, siyasetteki en kaba, en kırıcı, çatışmacı dili kullanan da AK Parti. Olağanüstü bir, iki farklı yüz gördüm. Öyle bir sıkıntılı bir durum var. Yani hani doğuda Urfa gibi bir ilde öyle bir müze, hani gurur duydum o kadar şey. Yolları falan filan dediğimiz, baktığımızda bir şey düzlemi görüyoruz. Türkiye neyse o. Yani siz 76 diyorsunuz, bizim Ardahan büyük ihtimalle 80. sıradadır. Ya o öyle baktığınızda, o vermiş olduğunuz kriterle. Bundan başka ben şöyle bir soru sorayım. Osman Bey, sizin uzun bir zamandır takip ediyorum. HDP'nin Türkiye'lileşme projesine belki de kişisel olarak ilk başlayanlardansınız, söylem olarak. Daha barışçı, daha demokratik, daha özgürlükçü bir şeyi HDP Türkiye'lileşme kararı vermeden belki 3-5 yıl önce başlatmıştınız. Ona çok dikkat ederdim söylemlerinize falan. Benim asıl merak ettiğim şu. HDP'nin Türkiye'lileşme projesinin tabanda karşılığı ne? Ne diyorlar taban? Nasıl karşılıyorlar mitinglerdeki Türk bayrağı artık? Mesela bugün sizin bir milletvekili arkadaşınızla konuştuk. Siverek'te de dedi artık mitinglerde Türk bayrağı asılıyor. Anlaşılabilir bir şey. Yani asılmaması da açılmaması da anlaşılabilir bir şey. Geldiğimiz noktada artık açılıyor olmasını da anlıyoruz da. Ben hakikaten merak ediyorum. Yani Selahattin Bey'in bir performansı var. HDP'nin bir performansı var. Türkiye'lileşiyoruz diyorlar. Daha barışçı bir dil kullanıyorlar. Evet. Demokrasi, özgürlük. Onun tabandaki karşılığı ne? Siz ne görüyorsunuz? Şimdi müsaadeniz olursa, emin olun bölgeler arası gelişmişlik farkı hayati derecede insan hakkı, insan özgürlüğü açısından önemlidir. Bakın, yoksullaştırma politikası, nana muhtaç etme politikası, Aynı zamanda bir insan hakları ihlalidir. Bugün Urfa'da resmi rakamlara göre işsizlik %16, ancak gerçekte %30'u aşkındır. Bugün Urfa'da bu kadar zengin bir coğrafya, Türkiye coğrafyasının 48 tane vilayetinin amele pazarı haline dönüştürülmüştür Urfa. Madalyonun iki yüzü var. Bir, sizin geçmiş olduğunuz ana artel caddeler. O ana artel caddelerden onlarcasını Diyarbakır'da görmek mümkündür. Aslı Hanım'ın görmüş olduğu ana artellerden mümkündür. Mesele, benim açımdan mesele, büyük nüfusal yığının ne yaşadığı meselesidir. Haliliye'nin geniş nüfusunun ne yaşadığı meselesidir. Eyüpiye'nin geniş nüfusunun ne yaşadığı meselesidir. Ama aynı zamanda konut edinme, barınma hakkına insanlar ulaşabiliyorlar mı? Bakın, Urfa'da sizin bahsetmiş olduğunuz o modern yerleşim biriminde insanların ev satın alması bir hayaldir. Bir dairenin fiyatı 600-700 bin liradan başlar. Apartman dairesi ha. Kim alıyor peki? 1 trilyon ne kadar çıkabiliyor?
Onları kim alıyor, vatandaş alıyor ya? Büyük alım gücü olan nüfus. Ama onlar da Urfalı. Yani şüphesiz ki Urfalı. Ben nüfusun 10'undan, %10'undan, 15'inden bahsetmiyorum. 2 milyonluk nüfusun ana omurgasından bahsediyorum. Bu itibarla da bu kente doğru temelde çakılan ve çakılacak her çiviyi biz alkışlarız. Ama emin olun, emin olun, Urfa'nın bu muazzam medeniyet, bu muazzam tarihi birikimi ile turizmde hak etmiş olduğu noktada değildir Urfa. Göbekli Tepe 12 bin yıllık bir tarihtir. Tek tek dağları, sadece kültür ve inanç turizmi değil, sağlık turizmi açısından Urfa'nın kat etmesi gereken mesafe ile bugün olduğu mesafe arasında büyük bir uçurum vardır. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin kendisi zaten kat etmesi gereken mesafeyle olduğu yer arasında büyük bir uçurumda. Yani dünya devletlerine baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda dağlar kadar fark var. Yani bu sadece Urfa'ya ait bir şey değil. Türkiye'nin yoksullaştırma, halkını kendine mahkum etme politikası bütün Türkiye ile ilgili bir şey. Hepimiz aynı durumdayız. Sen anlatabiliyor muyum? Urfa bu bölgede zengin bir coğrafya bana gösterin Türkiye'nin batı yakasında. Deyin ki şu coğrafya, şu il tarımda, enerjide, turizmde ve hani bütün sektörlerde bu kadar altyapıya sahip bir, potansiyele sahip bir kent gösterin ve Urfa'nın yaşadığı yoksulluğu gösterin. Diyarbakır farklı mı? Kesinlikle Diyarbakır, Fırat'ın bu yakası işte. Türkiye'nin doğu yakası işte. 70 yıl boyunca doğu yakanın tümünü... Vallahi ben Ardahanlıyım, Ardahan buradan daha beter, ben size söyleyeyim. Ardahan Türkiye'nin doğu yakası peki oluyor benim bildiğim kadarıyla. Yaya gidin, uçak peki diyelim. Yani nereye bakın, varmak istiyorsunuz? Şu anda da Türkiye genel olarak, şu anda söylüyorum. Türkiye bütün olarak bir geri kalmışlık sorunu yaşıyor. Bazı bölgeler kasten yapıldığı kanaatine katılmıyorum, onu söyleyeyim. Yani şurayı geri bırakalım, şurayı alalım başını gidelim diye bir politika yok. Biz Türkiye olarak bir ülke olamadık. Yani sadece Urfa'yı geri bırakmak Levent için bir çaba, bakın, bir haksızlık olarak görüyorum. Devlet Planlama Teşkilatı'nın verileri, Hazine Müsteşarlığı'nın verileri, TÜİK'ün verilerini masaya koyalım. Verilerle konuşalım. Türkiye'de az gelişmiş 21 tane vilayetin 18 tanesi Türkiye'nin doğu yakasıdır. Bu ne coğrafi, ne iklimsel, sümme haşa ne de insanların tembelliğiyle izah edilecek bir şey değildir. Türkiye'de şunu söyleyebiliriz. OECD ülkeleri içerisinde bölgeler arası gelişmişlik farkının en yüksek olduğu ülke Türkiye'dir diyebiliriz. Ve Türkiye kendi içerisinde de bölgelerinde, bölgenin içerisinde de gelişmişlik farkının en yüksek olduğu bir ekonomik politikaya, çarpık ekonomik politikaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da mutlaka da kendi var içerisinde mutlaka büyük bir gelişmişliği yaşıyor ama İstanbul'un arka mahalleleri büyük bir yoksulluğu yaşıyor. Bunu eleştirebiliriz ama totalde benim ifade etmeye çalıştığım husus şudur. Katılıyorum. Yani doğu biraz bir, daha ihmal edildi. Müsaadenizle bir, Urfa sahip olduğu potansiyeli hayata geçirebilmesi için hükümete seçim itibariyle, oy itibariyle teveccühüne karşılık almamış bir kentimizdir. Pamuğun %42'si buradan çıkıyor. Buğdayın yine aynı şekilde. Fıstığın %30'u buradan çıkıyor. Ama bütün bu buğday, hububat, pamuk, bunların işleneceği tesis burada yok Levent Bey. Yani burası alın teri döküyor, üretiyor. Ama bu Türkiye'nin başka bölgelerinde işleniyor. Bakın, elektrik enerjisinde birinci ama tüketimde kişi başına 59. Bunun bir anlamı vardır. Bursa elektrik üretiminde 0. ama elektrik tüketiminde Bursa 5. Peki araya gireceğim. Bütün Urfa'daki fabrikaların çalışan insan sayısı, fabrikalarda çalışan insan sayısı Bursa'da iki tane fabrikamızın çalışan insan sayısından daha azdır. Evet. Bu itibarla da negatif bir ekonomik politikayla Urfa'ya yaklaşılmıştır demek peki istiyorum. Peki araya girmek istiyorum çünkü arada ezan okundu.
biraz seste belki kayıplar olmuş olabilir ama siz diyorsunuz ki aslında çok büyük zenginlikler olmasına rağmen potansiyeli kullanılmıyor. Tam tersi Urfa. Bu arada ezan doğrular üzerine okundu. Doğrular üzerine okundu diyorsunuz ve dolayısıyla potansiyel birazcık daha açılarak gidelim isterseniz. Aslı ile devam edelim. Buyurun. Şu tabii çok çarpıcı. Birkaç yıl önce, 2 yıl önce, 3 yıl önce bu sohbeti yapıyor olsaydık siyaset konuşacaktık. Daha sert bir iklim olacaktı. Siz aslında da bu HDP'nin gerçekten de Türkiye'lileşmiş olduğunun da bir göstergesi. Evet. Aslında Urfa'nın sorunları ekonomi, çiftçi vesaire tamamen bir ekonomik gündemle çıktınız buraya. Bu çok önemli. Altı çizilmesi gereken bir durum ama izin verirseniz ben biraz... eski meseleleri... Ama bu arada ben soruma cevap alamadım. Ha. Taban ne diyor Türkiye'lileşmeye? Peki onu ikinci turda yapalım. Buyurun Aslı. Devam ben biraz tekrar siyasete dönmek istiyorum. Birincisi çok çarpıcı bir şey fark ediyor. İnsan ancak buraya gelince fark ediyor. Çünkü çok fazla basında yer almıyor. Hala buraya cenaze geliyor. Bu bölgeye, sadece Urfa'ya değil Diyarbakır'a, farklı illere. Ve bu cenaze sınırın öte tarafında şu ya da bu şekilde Rojava'da, Kobani'nin farklı yerlerinde, Cezire Kantonu'nda savaşmaya giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının cenazesi. Cenaze ayda 1-2 değil, günde 2-3 tane. Bugün gene 3 cenaze Suruç'a, Mürşitpınar sınır kapısından Suruç'a giriş yaptı. Bize lütfen bunun bir etkisi olup olmadığını, yani şunu sosyolojik olarak şunu merak ediyorum ben. AK Parti'ye oy verdim ama artık size oy vereceğim diyen bir insan kitlesi varsa ki rakamlar olduğunu gösteriyor. Niçin, neden? Bu cenazeler mesela örneğin ya da Kobani'de yaşananlar bir faktör mü? Buyurun. Müsaadenizle belki en son söylemem gerekeni ilk başta söyleyeyim. Aslında HDP bir yönüyle Urfa'dır. Levent Bey'in sorusuna aynı zamanda bu yanıttır. Urfa bir yönüyle HDP'dir. Çünkü Urfa bir Türkmen şehridir. Bir Türkistan'dır. Urfa bir Arap şehridir, bir Arabistan'dır. Urfa bir Kürt şehridir, bir Kürdistan'dır. Tam da HDP'nin yaratmaya çalıştığı Türkiye halklarının tümünün, Türkiye farklılıklarının tümünün ortak çatısı olma perspektifi, yani hiçbir kimliği, hiçbir farklılığı reddetmeden, hiçbir tanesini diğerine üstün kılmadan birlikte yaşatma, çoğulculukta birlik olma perspektifidir. Tabandan ve bu perspektif emin olun karşılık gördü. Urfa'da, Harran'da, Akçakale'de veya Arap Meydanı'nda Arap kardeşlerimin teveccühüyle karşılaşıyoruz. Türkmen Alevi kardeşlerimin teveccühüyle karşılaşıyoruz. Daha önce hiç HDP'ye oyunu vermemiş, yığınlarla Urfalı hemşehrilerimin teveccühüyle karşılaşıyoruz. Aslı Hanım, emin olun daha önce oyunu MHP'ye vermiş olan kardeşlerim bu dönem HDP'ye oyunu verecek. Yani bu bir şehir efsanesi mi, gerçekten var mı? Size gelip MHP'ye oy verdim ama şimdi size vereceğim diyen insan var mı gerçekten? Yüzlerce, binlerce beyan alıyorum ben bu konuda. Dokunuyorum insanlara. Biz bunu zaten Batı'da da görüyoruz. Burada sorun yok. HDP bu seçimde bu ülkenin her etnik kökeninden, her ideolojisinden oy alacak. Bunu zaten görüyoruz. Burada sorun yok. Dolayısıyla benim merak ettiğim kırsal kesimde ama aynı zamanda şehir merkezinde dindar, mütedeyin Kürt kardeşlerimden büyük bir teveccüh görüyoruz. Mutlaka. Seydalardan büyük bir teveccüh görüyoruz. Ama bunlar örneğin daha önce hiç oyunu vermemiş olan insanlar. Dolayısıyla HDP geleneğinin özüne bakmamız lazım. Bir kere kabul etmek gerekir ki ortada 70 yıllık bir miras var. 30 yıllık bir mücadele geleneği var. Bu 30 yıllık mücadele geleneğinin açığa çıkarmış olduğu bir perspektif var. O perspektifte Orta Doğu'daki bütün gelişmelerden bağımsız değildir. Yani ana akım olan Kürt halkının siyasal mücadelesinin açığa çıkarmış olduğu bir realite var. O da halkların bir arada eşitçe
özgürce, adalet temelinde yaşama perspektifi. Hiçbir zaman HDP geleneği bayrağa karşı değildik. Bence de değildi de. Hiçbir yani insanlar bu geleneği yaşatmak istiyor diyorsunuz bir anlamda. İnsanlar bir bütün olarak barış ferasetine sahip çıkıyor. Birlikte yaşatma perspektifine sahip çıkıyor. İnsanlar HDP'yi sadece Türkiye için değil, emin olun Orta Doğu'da yaşamış olduğumuz bu ateş çemberinden çıkışın bir perspektifi olarak görüyor. Ve 2013 yılı ile 2015 arasındaki bu gelişmeyi de bir şekilde yok saymamak lazım. Peki. HDP'yi esas HDP yapan, HDP'yi hem Urfa'da hem de Trabzon'da hem de İstanbul'da bu kadar geniş halk yığınlarına götüren bir sebep daha var. O da Türkiye'de silahlı çatışmanın kimi provokasyonlar, kimi yol kazası olarak değerlendirebileceğimiz hususların ötesinde çatışmaların durmuş olması, Türkiye'nin batı yakasına cenazelerin gelmemiş olmasının da yaratmış olduğu muazzam bir peki fırsattır. Bu noktada Şirin Hanım, hakkınızı helal edin. Şunu ifade etmek durumundayım. İşte bu çatışmasızlığı sağlayan temel perspektiflerden bir tanesi de Sayın Öcalan'ın perspektifiydi. 2013 Nevroz'unda yapılan çağrı ve bu çağrı, yani ateşkes, tahkim edilmiş ateşkes, müzakereyle, diyalogla sorunlarımıza çözüm bulma perspektifinin yarattığı sonuçlardan bir tanesini aslında Türkiye olarak biz yaşıyoruz. Maalesef hükümet başta olmak üzere. Türkiye henüz bu çatışmasızlığın kıymetini ve aslında Kürt siyasal hareketinin yapmış olduğu bu fedakarlığın kıymetini, değerini tam olarak anlamış, algılamış değil. Bakın Aslı Hanım'ın demin ifade etmiş olduğu soru hayati derecede önemlidir. Kobani'den veya Rojava Kürdistan'ından halen cenazeler, şehit cenazeleri gelmeye devam ediyor. Ve o şehit cenazelerini cenaze kılan, onların şehit olmasına vesile olan, insanlık ailesinin de karşısına dikilen, insanlık ailesine karşı suç işleyen örgütlere hükümet maalesef silah desteğini sundu. Hükümet maalesef bu manada peki, burada araya ateşe gireyim, benzin döktü. Kısa kısa cevaplarla gidersek daha fazla soru sorabilecek konuklarım da size. Dolayısıyla böylece daha fazla konuyu da ele almış olacağız. Şimdi, buyurun. Ya ben bu konuşmalardan çok şaşırdığımı söyleyeyim şu anlamda. Yani Türkiye'nin PKK'nın silahlı çatışmaya ara vermiş olmasının kıymetini hala anlamadığı cümlenizi yadırgadığımı söyleyeyim. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, Kürtlerin de sorunu, hepimizin sorunu. HDP bize, benim gibilere, batıdakilere bir şey söylüyor. Biz bir ülkeyiz, hepimiz yanlış yaptık, hepimizin bir sürü kusuru oldu. Bunun sonunda büyük bir acı yaşadık, geldik. Bu devlet bu ülkenin bir kısmının hakkını vermedi, baskı yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Sonunda bunun karşında bir kısmımız daha çıktı, bir kısmımız içeride öldü falan. Şimdi oturmuşuz bir barış dili geliştiriyoruz ki bu sorunu çözelim. Ya bu sorun çözüldü artık aslında da sonuca, istikamete vardırmaya çalışıyor devlet. Bir aşamaya getiriyor. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Kürtler açısından da artık silah konuşulur bir şey değil. Kıymet hepimiz için aynı kıymet. Yani Diyarbakır'daki çocuğun da artık hayata tutunması gerekiyor. İşsizlikten yakınıyor. Ana dilini konuşması gerekiyor. Yani o artık silahla olacak bir şey değil. Bu sadece Türkiye için, yani Türk dediğim devletin anlaması gereken bir şey değil. Bütün toplumun anlaması gereken bir şey. Ben bunu niye size sordum? Tekrar edeyim o soruyu. Etnik ve ideolojik kökenlerden gelen, yani o hareketlerden gelen partilerin taban hassasiyetleri geçmişte var olan o baskılardan dolayı sinir uçları daha hassas olur. Sonuçta sizin gibi hareketin önünde peki olanlar, Levent Bey, getiriyorum, hareketin önünde olanlar bir istikamet belirlerler ama taban sıkıntı çekebilir. Benim merak ettiğim taban HDP'nin, Selahattin Bey'in miting meydanlarında söylediği, televizyonlarda söylediği o demokratik çizgiye ne kadar ayak uyduracak? Hani o yoksa... Peki, lütfen söyleyin. 6 dakika sonra reklam arasına gideceğiz. Cevabınızı alalım, Aslı'ya da soralım. Şu an ifade ettikleriniz ile benim ifade ettiklerim arasında bir zıtlık olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben sadece düzeltmek bir kez daha söylüyorum. Türkiye'nin batı yakasına cenaze gitmemesi,
emin olun ha, her şeyden önce. Diyarbakır'a da gene de gitmemesi lazım. Orada her şeyden gidiyor. Önce. Diyor ki gidiyor hala. Her şeyden önce bunun Osman Baydemir'in 16 yıldır mücadelesini verdiği bir şeydir. Bunu herkes böyle bilsin. Selahattin Demirtaş'ın 16 yıldır mücadelesini verdiği bir şeydir. Dolayısıyla bunu sağlamış olan herkese şükran borçluyum. Çok açık ve ne söylüyorum. Ve ilelebet cenaze gitmemesi konusunda da çaba ve aktivite içerisinde olacağız. Seçim sonucu ne olursa olsun. Ama bu çatışmasızlık ortamının Türkiye'ye sunmuş olduğu fırsatı Levent Bey gelin bir kez daha masaya yatıralım. 2013'ten 2015'e kadar örneğin 2012'deki çatışmalı atmosfer devam etmiş olsaydı yerel seçimler hangi atmosferde geçmiş olacaktı? Bence geçtik oraya artık barış. Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi atmosferde geçmiş olacaktı? Yani bugünkü Türkiye olacak mıydı? Tabii ki değil. Bu bir fırsattır Levent Bey. Çatışmasızlık bir fırsattır. Hükümet bu fırsatı halen değerlendirmedi Türkiye halkları lehine. Hükümet çözüm sürecini ve bu çatışmasızlığı peki, bir barış şantaj süreci, aracı olarak kullanmıyor. Barış süreci halkın olduğu hükümeti unutun bence. Araya girebilir miyim lütfen moderatör olarak? Ha, çok yaşa. Tamam. Çok yaşa. Osman Bey çok araya yaşa. Girebilir miyim? Geçmişi konuşuyoruz. Oysa biz yarını konuşmak için buradayız. Lütfen İzmir'de, yarın hala tamam. Siz bir cümle ifade etmem lazım. Ben sorumu sorayım. Geçmişte olanlar bunlar. Zaten bunu Türk kamuoyunda defalarca tartıştık. Hükümet diyor ki seçimlerde HDP barajın altına kalsın çünkü çözümün garantisi benim. Siz bugün itibariyle bizi seyreden Urfalı gerek Arap seçmene gerek Kürt seçmene şunu söyleyebiliyor musunuz? Hayır. AK Parti olmasa da biz tek başımıza aynı prensiplerle bu çözümü bir yere vardıracağız. Lütfen bunun cevabını alalım sizden. Türkiye'de İzmir'inde, Diyarbakır'ında, Hakkari'nin de, Trabzon'un da bana göre barış feraseti, hükümetin barış ferasetini aşmış durumdadır. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir. Ama aynı zamanda bir kez daha altını çizerek söylüyorum, 2013, 2015 ve bugün hükümetin ortaya koymuş olduğu tabloyu ve dili esas aldığımızda barış tek başına hükümete emanet edilmeyecek kadar aciliyet arz eden, hassas olan ve ivedilikle yaşama geçirme çabasını ortaya koymamız gereken bir mevzudur. Sonuç ne olursa olsun, seçim sonuçları ne olursa olsun, HDP barış ferasetinde, barışı inşa etme çabasında asla ve kata geri bir adım atmayacaktır. Şunu ama hepimizin görmesi lazım. Ve hepimizin şu soruyu sorması lazım. Parlamento içerisinde bulunan bir HDP mi barışı inşa edebilir? Parlamento dışında bırakılan bir HDP mi barışı inşa edebilir? Veya çatışma kültürü önünde bir güçlü bariyer oluşturabilir? Elbette ki zaten HDP'nin büyük bir eforla, büyük bir çabayla ilkelerde, prensiplerde, demokraside ittifak ederek parlamentoya girme arzusunun kökeninde de şiddetten arındırılmış bir siyaset kanalını inşa etmektir. Evet. Şiddetin olmadığı bir Türkiye'de demokratik bir rejimi inşa etmektir. Ve zaten HDP'nin bugün maruz kalmış olduğu hükümet şiddeti de gerek %10 barajı şiddeti, gerek kaynak alamama şiddeti ve gerekse bürolarının, çalışanlarının, ofislerinin bombalanması şiddetine rağmen bu metanetini koruması peki, emin olun başarının tam da kendisidir. Aslı. HDP bu manada başarmıştır. Peki Aslı. Şimdi bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve sizin de Urfa'da rakibiniz olan Nurettin Nebati'nin Şanlıurfa Siverek'te bir açıklaması olmuş. Gelin hep beraber sandıklara sahip çıkalım diyor. HDP ve CHP ve bağımsız milletvekili adaylarına çağrıda bulunuyor. Bu seçim
çok tuhaf bizim açımızdan, gazeteciler açısından. Çünkü ilk defa sandık güvenliği konusunda bu kadar kaygı yaşanıyor. Ve ve AGİT bile, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bile Türkiye'ye gelip ciddi bir rapor hazırladı. Seçim öncesinde bile dediğiniz gibi HDP'ye yönelik saldırılar dahil birçok konu var. Sandıklar konusunda bir endişe taşıyor musunuz? Nihayetinde dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığımız söyleşide Kemal Bey'den ben şunu anladım. Biz sandıklara müşahitlerimiz olacak, ıslak imzalı tutanaklar olacak elimizde. Haliyle ıslak imzalı tutanak, partiler ıslak imzalı tutanak olduğu sürece seçmen açısından endişe edilecek bir durum yok. Çünkü bunun iki olduğunu tespit edebilirseniz sonucunda 6'dan yani 2 artı 2 artı 2'den farklı bir şey olması mümkün değil diye. Bu böyle midir? Peki. Seçim güvenliği meselesi Aslı Aydın Taşbaş'ın dediği gibi nasıldır? Sorunuz baki. Reklam arası vereceğim. Reklamlardan sonra Osman Baydemir'den dinleyeceğiz. Türkiye'nin genelinde bir kaygı var. Seçim güvenliği gerektiği şekilde sağlanabilecek mi? Sandık başında ne yapmanız gerekiyor ama bizi izleyen Urfalılar için Osman Baydemir anlatacak. Onun anlattıkları aslında bütün Türkiye'de anlatılacak. Nedir seçim güvenliği? Kısa bir ara, bizden ayrılmayın. Balıklı Göl'den canlı yayınımız devam ediyor efendim. Sizlerden gelen soruları da görüyorum. Birazdan Osman Baydemir'e yönelteceğim. Diyoruz. Osman Bey, Aslı Aydın Taşbaş sormuştu. Seçim güvenliği neden endişelisiniz? Endişeli misiniz? Endişeliyseniz ne yapacaksınız? Ne gibi önlemler alındı ve ne yapması gerekiyor seçmenin? Öncelikle bütün siyasi partilere çağrımızdır. Sandık demokrasinin haysiyetidir. Bir siyasi partiye verilmemiş bir oyun kendi hanesine kaydedilmesini sağlamak veya bunun girişiminde bulunmak bir kere demokrasiler açısından asla kabul edilemezdir. Ama inanç açısından da baktığımızda bu bir kul hakkıdır aynı zamanda. Bu bir hırsızlıktır aynı zamanda. 2014 yılında yine bu şehirde deneyimlerimiz oluştu. Kendi gözlerimle gördüğüm bir hayat tecrübesi oluştu. Bir, ülke genelinde ve Urfa'da seçim günü elektrikler gitmemelidir. Mesela şu anda bir not geldi. Urfa'nın çok önemli, kent merkezinde çok önemli noktalarda elektrik enerjisi yok. Gerçi bu Urfa'nın neredeyse en önemli sorun alanlarından bir tanesidir. Zırt pırt elektrik gidiyor. Altyapı yetmiyor. Bilginiz var mı? Hem altyapı yetmiyor hem de Urfa'ya verilen enerjinin limiti az. Atatürk enerji, Barajı'na rağmen nakil mi? Hatları nasıl olur? Eski. En fazla şurada burada. Hemen karenin üzerine çıkalım Levent Bey. İkimiz beraber ha ho ha ho ha ho diye bağıralım. Mesela kampanyadan dolayı benim sesim düşmüş olabilir. Sizinki halen toptur, doygundur. Emin olun barajdan duyarlar. Ama burası karanlıkta. Niye peki bunu yapıyorlar? Bunun mantığını ne görüyorsunuz? Çünkü Urfa'nın kaçak elektriği kullanıldığını düşünüyor. Ve Urfa'ya kademeli olarak enerji veriyor. Örneğin A bölgesine enerji veriyor, B bölgesine enerjini kesiyor. Urfa'ya verilen limitsel enerji Urfa nüfusunun tümünün enerjisini karşılayamıyor. Ve şu anda tarım arazilerinin, özellikle kuyu suyuyla beslenen arazilerin önemli oranda büyük bir tehdit altında. Mesela şu anda Urfalı çiftçi teşviğini alamıyor. TEDAŞ'a borcu olduğu için. Bugün galiba alamıyor. Bir eylem vardı ve değil mi? Ve bugün Urfa çiftçisi yol kapatmak durumunda kaldı. Bu TEDAŞ'a resmi borç mu? Evet. Elektrik faturası borcu. O kadar derinlemesine incelememiz gereken bir konu ki adeta hükümet çiftçiye pamuk öğretme diyor. Buğday öğretme diyor. Şu ana kadar uygulamaya koymuş olduğu politikalardan kaynaklı. Cumhuriyet tarihinde bir ilki başardı hükümet. Bir özelleştirilmiş şirketin tahsildarlığını yapıyor. Ödememe önce elektrik enerjisini şey, öde, sonra teşvik primini al diyor. Yoksulluktan mı ödenemiyor insanlar? Kazanamıyor. Para yok. Açık söylüyorum, kazanamıyor. Çünkü bir kilo pamuğu satıyordu 2001 yılında. 3 litre benzin, 4 litre benzin alabiliyordu. Şimdi
Benzin fiyatı 3 kat 4 kat arttı. Mazot fiyatı 4 kat arttı. Ama 2001 yılında 1 TL iken pamuğun fiyatı şimdi 1.2 TL'de. Evet. Şirin Hanım, şimdi mesele şu. Kırsal bölgede önceden oy kullanılmamalıdır. 2. Yine kırsal bölgede, köylerde bir kişi muhtar olabilir, bu köyün ileri gelenlerden birisi olabilir. Sandığın başına gidip bütün yurttaşın oyunu kullanmamalıdır. Geçen yerel seçimlerde kullanıldı. Kullanmamalıdır diyorsunuz, bunun için bir önlem aldınız mı? Bu oluyor. Müşahitlerimizle yani, bu olmuş ve şimdi de olma riski var. Olma riski var. Örneğin Urfa genelinde 200'ü aşkın köyde, Urfa genelini söylüyorum, 200'ü aşkın köyde, ki bu 200 aşkın köyün %70'inde AKP'ye blok oy çıkıyor. Blok oy. Blok oydan kastım şu. Başka partilere hiç yok. Hiç, tek bir tane oy dahi yok. Muhtar veya o köyün ileri geleni veya eli sopa tutanı sandığın başına geçiyor. Bütün oyları takır 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 bir siyasi partiye veriyor ve gönderiyor. Peki sizin adamınız olmuyor mu, müşahitiniz? Alınmıyor köye. Şu anda öyle midir? Şu anda da öyle olma olasılığı var. Nasıl olur? Dolayısıyla bütün partilerin bunun şey olmuyor mu, müşahit Osman Bey? Müşahit ayın 7'sinde gidecek sandık başına. Tamam. Ayın 7'sinde her sabah herkes kalkacak, sandığın tamam başına gidecek. Oy kullanma işlemi başladığında bütün siyasi partilerin temsilcileri olacak. Tamam. Levent Bey, kimi köyler vardır ki, açık söylüyorum, AKP giremiyor. Kimi köyler var ki CHP, MHP, HDP giremiyor. Yani açıkçası bizim denetimimizde olan ya da bizim seçmenimizin ağırlıkta olduğu tek bir yerleşim biriminde hiçbir siyasi partinin müşahidi asla ve kata engellenmeyecektir. Açık ve ne söylüyorum? HDP'ye verilmemiş tek bir oyun HDP hanesine yazılması bizim açımızdan haramdır. Asla ve kata kabul etmiyoruz. Çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Ancak. Yani sandıklarda bizim elemanımız olmayacak diyorsunuz. Bunun izahı yok ki. Bakın, bazı köyler başka siyasi partinin müşahidi Urfa'da giremiyor. Bu doğuda şu anda Vali Bey de Urfa'da yaşıyor. Vali Bey de bunu biliyor. İbrahim Ayhan Bey ile birlikte iki ya da üç gün önce Vali Bey ile bir saatlik görüşmemizin tamamı bu eksen üzerine kurulu. Yani toplu oy kullanma toplu uzunca bir süredir bu bölgede sıkıntılı bir konu. Bu şehirde halen var. Halen ve devam ediyor diyorsunuz. Bu seçimde giderilmesi gerekir. Bunu sağlama görevi elbette ki vilayetindir. Evet. Elbette ki o siyasi partinin adaylarının teşkilatının görevidir. Mesela toplu oy kullanmada, yani seyirciler anlasın diye soruyorum. Yani bu seçimde herkes bir oy bile çok önemli dedi ya, toplu oy kullanma meselesi neden önemli sizin için? Ne kadar fark ettirebilir? Seçim sonucunu nasıl etkiler Urfa ve Türkiye genelinde? Bir kere demokrasinin etiği açısından her bir yurttaşın bir oyu var. Kimin haddine düşmüş ki 300 seçmenli bir sandığın oyunu tıkır 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 hepsini kullanmak? Hatta ve hatta aile reisi örneğin alıyor 9 tane kimlik kartını, kadınlar sandık başına gelmesin diyor. Gidiyor kadınların oyunu kullanıyor. Hangi bölgede buna rastlıyorsunuz? Bu daha çok Sivereğin kırsal kesimi. Örneğin Halilye'nin kırsal kesimi. Eyyubiye'nin kimi köyleri. Peki siz bunu bağımsızken nasıl açtınız bu sorunu? Bağımsızken de giremediğimiz köyler vardı. Bağımsızken de müşahitlerimizin giremediği ya da müşahitlerimizin kafasının kırıldığı köyler vardı. Dolayısıyla benim hem MHP'ye hem CHP'ye hem AKP'ye çağrımdır. Bunu her siyasi parti öncelikle kendisinden başlatarak ama önemli oranda da kamunun bu konuda ödevini, görevini yerine getirmesi lazım. Yalnız iktidar köylerde partisinin de benzer bir iddiası var. Biz burada hani objektif olmak adına onu da dillendirmemiz lazım. Onlar da diyorlar ki bazı köylere, Urfa bazında değil başka illerden genelde söz ediyorlar ama bazı köylere baskı yapıldığını ve orada da HDP lehine oy çıkması yolunda bir baskı olduğunu söylüyorlar. Baskı var mı? Şöyle ifade edeyim. Örneğin Sivere'nin kimi köylerinde CHP'nin etkin olacağı, CHP adayının etkin olacağı kimi köylerde? Örneğin, açık söylüyorum, bizim müşahitlerimizin sıkıntı yaşayabileceğinden kaygı duyuyoruz. Ama aynı zamanda AKP'nin
ikinci sıra adayının güçlü olduğu kimi köylerde hem CHP'nin hem HDP'nin müşahitlerinin giremeyeceği veya girmesi konusunda engellerle karşılaşacağı köyler var ve bütün bunların listesini biz hem vilayete hem seçim kuruluna verdik. Dolayısıyla buradan beklentimiz herkes görevini eksiksiz bir şekilde yapmalıdır. Açık söylüyorum, bugüne kadar ki seçimlerde kim seçim hilesi yaptıysa onun yanına kar kaldı. Valisinden emniyet müdürüne, jandarmasına, sandık kurulu başkanından ilçe seçim kuruluna. Var mı? Oldu, gün, oluyor mu? O gün, yani o gün toplu oy kullanacak, kullanma dışında. Çoklu oy kullanacak ya da çoklu oy kullanma eğilimi olan güvenlik personeline kadar. Evet. Kim ki bir seçim ihlali yaparsa tedbirlerimizi, hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Suç duyurularında bulunacağız. Osman Bey şunu yapamıyor musunuz? Aynı gün suç duyurusunda bulunacağız. Ben bir şey sorabilir miyim? Kaç sandık var Urfa'da? Urfa'da 3400'ü aşkın sandık var. Siz 3400 tane müşahit ayarlayıp her sandığın başına koyamaz mı HDP burada? 3400 değil, bizim 6000'i aşkın müşahidimiz var. Avukatlarınız da var. Biliyorsunuz sandık kurullarında biz yer alamıyoruz. Sandık kurulları içerisinde yer alamıyoruz. Oy ve ötesi var. Bütün bu müşahitlerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren bütün sandıkların başına gitmeye başlayacaklardır. Ama müşahitlerin alınmadığı köyler var. Aslı Hanım, meramımız şudur. Ey AKP, ey CHP, ey MHP, ey bağımsızlar, ey muhtarlar, ey vali, ey kaymakam, ey emniyet müdürü. Bütün müşahitler sandık başlarına gidebilmelidir, erişebilmelidir. Kimse kimseyi engellememelidir. Peki. Kimse bir başkasının yerine oy kullanmamalıdır. O gün kent merkezinde görev yapacak örneğin 5000'i aşkın polis memuru. Her birinizin bir rehi var. Eğer birden fazla sandıkta görev belgesi elinizde, başka bir sandıkta oy Peki. kullanırsanız hakkınızda suç duyurusunda bulunacaktır. Gelin bu seçim Urfa, son çağrımdır. Urfa nasıl ki bugüne kadar çatışmasız, hiç kimsenin hiç kimseye, Levent Bey, çakıl taşının dahi atmadığı, Türkiye'ye gerçekten örnek olabilecek bir seçim performansını, demokrasi şöleni performansını Urfa'ya ortaya koyduk. Biz ayın 7'sinde bekliyoruz. Siz iktidardan öyle bir sorun var şimdi. Biz muhalefetten oyumuza sahip çıkmasını bekliyoruz. Siz de validen bekliyorsunuz. Biz diyoruz ki validen bağımsız olarak muhalefet oyumuza sahip çıkacak vali mı? Vali görevini yapsın. Ya, görevini. Yapmıyor. Unutun onu. Siz biz sandık başında olacağız. Tamam. Gerekirse kafamızı kırsınlar. Asla sandığı terk etmeyeceğiz. Tamam, gerekirse kafamızı kırsınlar. Şimdi, ama biz diyoruz ki testi kırılmasın. Peki. Toplu oy kullanma sıkıntısından söz ettiniz. O bölgede öteden beri olan bir sıkıntı. Ama haklısınız tabii şikayetinizde. Müşahitler bazı köylere giremiyor dediniz. Bunu da zaten iletmişsiniz valiye. Onun dışında sadece kısa sormak istiyorum. Sandık ıslak imzalı tutanakların birleştirilmesi noktasında ilçe seçim kurullarında temsilciniz olacak mı? Esas kaygı alanlarından bir tanesi de sandık kurulları tutanaklarını tuttuktan sonra ıslak imzalı belgeyi almak tek başına yeterli değil Aslı Hanım. Neden? Çünkü ıslak imzalı tutanaklar geldikten sonra her bir ilçede ilçe seçim kurulu var. İlçe seçim kurulu tutanakları birleştirmekle mükelleftir. Bilgisayara giriyor. Bilgisayara giriyor. Her bir ilçe seçim kurulu bir bilgisayar kullanmalı. Çünkü birleştirme işlemi hakimin denetimi ve gözetiminde olmalı. Urfa 2014 seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde her bir ilçede, kimi ilçede 10 bilgisayar kullandı. Yani bir hakim aynı anda birbirinden farklı tutanakları birbirinden farklı 10 tane bilgisayara yüklüyor. Dolayısıyla hakimin denetimi ve gözetimi ortadan kalkıyor. Ortada Peki. bir curcuna oluyor. Hemen size sormak istiyorum ama siz ıslak imzalı sonuçları bildiğiniz için oradaki görevli diyelim ki kendi çapında bir partiye yüksek oy verdi. Bunun bir önemi yok ki sizde nasıl olsa bütün sandıklardan gelen sonuç var. Bunları zaten sağlamlayabileceksiniz. 3400 tane tutanaktan bahsediyoruz. Ve anında itiraz olmazsa
bir kere sisteme kaydedildi. Yani zaman da öğrendi. Enter'a basıldı. Ankara'ya gitti. Gel onları düzelt. Bir dakika. Şimdi mümkünatı yok. Hikayedir. Çok özür dilerim. Açık söylüyorum. Bu hikayedir. Esas olan Çin Hanım. Cevabı olan... vereceksiniz zaten esasına. Şimdi bütün bunları teknik bir detay olarak anlatırsak seyircimiz hiçbir şey anlamayacaklar. Yani Aslı'nın sorusundan yola çıkarak ıslak imza ve tutanaklar. Bu seçmeni ilgilendiren bir durum mu? Seçmenin ne yapmasını bekliyorsunuz? Onu söyleyin lütfen. Geri kalanı çünkü teknik detay ve insanlar... Islak imzalı tutanak kaybolurlar. İşin %50'sidir. İşin burada %60'ıdır. Seçmenin sorumluluğu var mıdır? Elbette ki vardır. Ne yapması Elbette gerekiyor? Ki vardır. Seçmen bir kere okulunun etrafında, seçmen bir kere sandıkların sayımı esnasında hazır bulunma hakkına sahiptir. Tamam. Yani oy sayım işleminin şeffaf bir şekilde yapıldığını ve tutanaklara şeffaf bir şekilde tamam. geçirildiğini ve o tutanakların da, ıslak imzalı tamam. tutanakların da bütün siyasi partilere verildiğini, müşahitlerine verildiğini denetlemek ve bunu talep etmek hakkına sahiptir. Hakkını. Bu bir. Herhangi biri, sıradan herhangi vatandaş. Herhangi bir yurttaş. Islak imzalı tutanaklar alındıktan sonra müşahitlerimiz elbette ki parti merkezlerimize getireceklerdir. Bu sadece Urfa açısından değil, bütün Türkiye açısından geçerlidir. Tamam. İşin esas %50'lik, 40'lık kısmı da birleştirme işlemi esnasında bir tutanak okunurken, örneğin HDP'nin 240 oyunun yanlışlıkla sefhen 24 olarak bilgisayara kaydedilmemesidir. Veya bir siyasi partinin, örneğin AKP'nin 17 oyunun sefhen yanlışlıkla 170 olarak kaydedilmemesidir. Yaşandı bir kere mı ki bu? Yaşandı. 2014 seçimlerinde yaşandı. Ve birden fazla bilgisayar olduğunda bunun yaşanmamasının imkanı yoktur. Şimdi ben sorarım. 240 Sonuç tane tutanağım. Sonuç kadar olur mu? Sonuç etkileyici kadar bir yaşanmama olur. Bakın bir tane oy bizim için hayati derecede önemlidir. Ne demek sonuç etkilemek? Tabii ki sonucu etkileyecektir. Bu itibarla da bir tane oya dahi sahip çıkmak, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmaktır. Demokrasiye sahip çıkmaktır. Peki. Barışın inşasına sahip çıkmaktır. Bu itibarla bir haftadır ben enerjimi milletvekillerimizle, il ve ilçe teşkilatlarımızla bir haftamızı Peki. birleştirme işleminin hukuka, mevzuata uygun yapılması konusunda eforla sarf ediyoruz. Bir hafta sonunda bu akşam kısmen sonuca ulaştık. Nedir sonuç? 8 bilgisayardan vazgeçildi. Şimdi her bir ilçede ve her bir bölgede 2 bilgisayara döndü. 2 bilgisayarı oradaki siyasi parti temsilcilerinin denetlemesi, gözetmesi daha kolaydır. Peki. Bu itibarla da hani bu konuda belli bir mesafe kat ettik. Ama ben bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Islak imzalı tutanak her şey demek değildir. İşin %50'si 60'ıdır. Ama birleştirme işleminin bilgisayar tuşlarına basıldığında bir diğer ekranda bulunan bütün siyasi parti temsilcilerinin de görmesi gerekiyor. Evet. Sayman okuduğunda Peki. duyduğu ile ekrana yansıyanın aynı rakam olduğunu Peki. görmek garanti altına almak demektir. Tamam, burada netleştik zannediyorum. Seyirci de anladı. Sahip çıkması gerekiyor. Islak imzaya sizler de sahip çıkacaksınız. Eğer oyunuzun doğru yere gittiğinden emin olmak istiyorsanız ya da oyunuzun boşa gitmediğinden emin olmak istiyorsanız. Devam edelim. Az süremiz kalıyor. Hem yorumlarınızı hem sorularınızı rica ederim ama kısa kısa buyurunuz Aslı. Tabii arkadaşlar. Yorum 2015 yılında seçim güvenliğini tartışıyor olmaktan hicap duyuyoruz. Gazeteci değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Bunu geçelim. Biraz Urfa gündeminden çıkmak istiyorum. Çözüm sürecinin en önemli aktörü belki İmralı. Son haftalarda Sırrı Süreyya Önder'in bir demeci oldu. Devlet heyeti iki defa Öcalan'ı ziyarete gitti ama istediklerini alamadıkları için bizimle görüşmesine izin vermiyorlar dedi. Şimdi size üst düzey bir HDP yetkilisi olarak soruyorum. Bu lafı bize lütfen açıklayın. Devlet heyeti gitti mi? Buna emin misiniz? Oradan Öcalan'dan HDP ile ilgili bir ya da HDP aleyhine bir laf mı almak istiyorlardı? Yoksa bu bir tevatür mü? Buyurun. Şimdi bağışlarsanız 57 gündür sahadayız. 57 gündür yurttaşın içerisindeyiz. Doğrusu bu bahsetmiş olduğunuz soruya ilişkin vakıfiyetim yok. Vakıf olmadığım bir konuda bir spekülasyona mahal vermek istemem. Ama şunu açık yüreklikle ifade etmek isterim ki
çözüm süreci ve barışın inşası bir şantaj konusu yapılmamalıdır. Hele hele seçimlerde bir şantaj konusu yapılmamalıdır. Bakın, Sayın Öcalan'a yöneltilen tecrit defalarca uygulandı. Ama tecritle hiçbir sonuç alınamadı. Sonuç almak istiyorsak, müzakere kapısını, istişare kapısını, ortak paydalarda buluşma kapısını asla ve kata kapatmamamız lazım. Ve 2 yıllık zaman dilimini şöyle bir takvimsel olarak sıraladığımızda, alt alta üst üste koyduğumuzda, sürekli bir oyalama taktiğiyle, sürekli bir sürüncemede tutma taktiğiyle hep karşılaştık. Ben iddia ediyorum, HDP barajı aşacak. HDP barajı aştıktan sonra emin olun, hükümet de 300 bandının altına düştüğünde, yani bu başkanlık meselesi, tek adam rejimi meselesi Türkiye'nin gündeminden düştüğünde, Türkiye nefes alacak ve tekrar müzakere başlayacak ve tekrar diyalog başlayacak ve Türkiye hem yeni anayasasını inşa etme basiretini ortaya koyacak ve Türkiye belki de 100 yıllar devam edecek toplumsal barışının inşasının ilk adımlarını atmaya başlayacak. Bu itibarla da bu gerilim emin olun 4 gün 5 gün kaldı. Tamam. Peki. Seçmenler, kardeşlerim, Türkeliler, Kürtler, Türkler, Araplar, Çerkezler, bütün inançlar, lütfen bu 5 gün daha aman ha provokasyona gelmeyelim. Aman ha ne kadar sizleri germeye çalışırlarsa çalışsınlar, aman ha kurban gerilmeyelim. 8 Haziran sabahı Türkiye nefes alacak. Peki. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir pas atayım, siz oradan devam edin. Biliyoruz ki Arap kökenli seçmenler HDP'ye uzun yıllardır mesafeliler. Mardin bunun bir örneğiydi. Yerel seçimler sırasında son derece mesafelilerdi. Seçimleri HDP'nin kazanmasından sonra bayağı bir tedirginlik dönemi geçirdiler ama geçen hafta biz Mardin'de şunu gördük ki HDP'li belediyelerle Arapların, Arap kökenli Mardinlilerin arası bayağı yumuşamış durumda. Gayet iyi bir ilişki götürüyorlar. Şunu pas atarak söyleyeyim. Urfa'da da Arap kökenli seçmen çok fazla. Civar köylerde ve ilçelerde de çok fazla. Dolayısıyla bunu da belki katarak sormak istersiniz. Örneğin MHP buradan Arap kökenli milletvekili ağırlıklı bir liste çıkardı. Buyurun Levent Gültekin'in daha önceki sorularına pas atmış oldum. Suriye'yi de soracaktım ama bu Suriye meselesini şöyle bir yorum yapayım. Barış süreci bence HDP'nin bu Türkiye'lileşme, Selahattin Bey'in uyguladığı siyasi söylemle zaten topluma mal oldu. Siz belki buradan biraz fazla devlete bakıyorsunuz. Biz artık devletin gözünün içine bakmıyoruz barış süreciyle ilgili. Yani barış toplumun şeyi haline geldi. Yani artık bütün herkesin bu işi konuşuyor. Fakat ben şunu sormak istiyorum. Suriye politikasında Türkiye'nin de ciddi yanlışlarıyla beraber orada büyük bir felaket yaşandı. 2 milyon insan aç susuz bir şekilde Türkiye'ye sığındılar. Tahmin ediyorum ki bu bölgedeki en büyük sorun da Urfa'da. Öyle biliyorum. 300 bine yakın Suriyeli yaşıyor burada. Daha fazla. Ha. Gayri resmi rakamlarla 500 bine yakın olduğu söyleniyor. Bine. Kamplardakiler dahil ama. Suriye nasıl kaldırıyor o yükü? O bir ara bir patlama olmuştu. O şimdi ne durumda? Artık bir kaynaşma var mı? Ne görüyorsunuz? Siz daha halkın içindesiniz. Suriyelilerin şeydeki Urfa'daki hani görüyoruz. İstanbul'da çok görüyoruz. Çok dilencilik yapıyorlar. Çok zor durumdalar. Burada da çok benzer bir yaşam tarzı var. O kaynaşma maalesef olacak mı, ne olacak? Savaşın yükünü insanlar, özellikle kadınlar, özellikle çocuklar maalesef yaşıyorlar. Levent Bey, büyük bir trajedi yaşanıyor. Özellikle kadın nüfusunun yaşadığı, çocuk nüfusunun yaşadığı trajedinin hani hakikaten bir insan hakları savunucusu olarak da dillendirmekte çok zorlanıyorum. Ama bunun yükünü de bir başka açıdan Urfalı, Urfa halkı, Urfa esnafı yaşıyor. Benim endişem bu yükü Urfa daha fazla ne kadar yaşayacak, ne kadar taşıyabilecek? Urfa'nın imkanı, Urfa'nın potansiyeli daha fazla ne kadar bunu kaldırabilir? Şimdi müsaadenizle benim çağrım Urfalı kardeşlerime ve aynı zamanda teşekkürüm, şükranlarım
hem Suriye'den gelen Türkmenler, hem Kürtler, hem Araplar Urfa sofrasını paylaştı. Suruç sofrasını paylaştı, yüreğini paylaştı. Ama hükümet gelen mültecilerin, misafirlerin yükünü olduğu gibi Urfalı'nın sırtına bıraktı. Daha önce bir duvar ustası 60 liraya, 70 liraya iş bulurken şimdi Suriye'den gelen kardeşimin emeği 20 liraya sömürülerek günde çalıştırıldığı için Urfalı işini kaybetti. Zaten demin ifade etmiştim, 48 tane vilayetin amele pazarı haline dönüşmüş. Zaten Türkiye'nin ya da doğrusu dünyanın 17. büyük ekonomisi olan AKP hükümetinin ekonomisi zaten Urfa'ya uğramamıştı. Peki ne yapacaksınız seçimde? Haliyle ne yapacaksınız? Yük Urfa'nın sırtında kaldı. Onu anladık. Peki ne şimdi, yapacaksınız seçimde? Ne yapacağımdan daha önemli olan bir şey var. Asla ve kata nefret suçuna girişmemeliyiz. Asla ve kata yabancı düşmanlığına girişmemeliyiz. İlk etapta yapacağımız, örneğin özgürlüğün ve kısmen istikrarın sağlanmış olduğu Kobani gibi, Serikani gibi bölgelerde sınır kapılarını ticarete açmak ve hemen yanı başımızdaki kantonların veya özgürleşen bölgelerin tekrar inşasının gelişimine destek olmak, yani silah göndermekten vazgeçip onun yerine çimento, demir, onun yerine inşa malzemesinin gitmesi ve gelen insanların oraya dönmesini sağlamak, tekrar bir ekonomik canlanmanın sağlanmasını öncülük edeceğiz. Bu minvalde Şirin Hanım, şu anda Urfa'daki neredeyse bütün tırlar, kamyonlar kepenk kapatmış durumdalar. Kontak kapatmış durumdalar çünkü sınır kapıları ticarete kapandığı için. Peki. Adeta Evren Sanayi sitesi işlemiyor, çalışmıyor. Çünkü zincirin halkası gibi bir ekonomik kalem çöktü mü diğer bütün esnafı, diğer bütün bileşenleri de etkiliyor. İşte tekrar hayatın normale dönmesi için normalizasyonu desteklememiz lazım. Bu da ancak sınır kapılarının açılmasıyla orada yeni yaşamın inşa edilmesiyle mümkün olabilir. Son 10 dakikamız bu arada. Aslı Tarpaş buyurun. Ben, varsa sorularınız ona göre. O zaman hızlı sorayım. Son günlerde hükümete yakın yazarlardan örtülü bir tehdit seziniyorum. O da işte HDP'nin barış sürecinde partneri olması gereken işte iktidar partisine sırtını döndü. Dolayısıyla hani şöyle ben şöyle bir hava var. Birkaç yazar ismi zikrederek söyledi. Evet. O zaman ne yapalım? MHP ile koalisyon yaparız. O zaman da barış süreci zora girer gibisinden. Hatta Ehtiyan Mahçupyan'ın da 3 gün önceki yazısı bu minvaldeydi. Yani madem öyle o zaman MHP ile koalisyon yaparız gibisinden. Böyle bir tehdit var mı? Böyle bir şey, böyle bir korku yaşıyor musunuz? Tabanda böyle bir korku yaşanıyor mu? Buna bugün Selahattin Demirtaş'ın ilginç bir cevabı oldu. O da dedi ki yani MHP de çözüm sürecini bir şekilde götürmek zorunda hissedecektir gibisinden bir cevap verdi. Siz nasıl okuyorsunuz? Gerçekten de hani AKP'nin bu bölgede benim gördüğüm temel argümanı biz zayıflarsak çözüm süreci çöker. Dolayısıyla bölge bazında söylüyorum bizim güçlü kalmamız lazım diyor seçmene. Şimdi ama MHP ile koalisyon ittifakını da bir yandan devreye sokuyor. 13 yıllık AKP iktidarına şöyle bir göz attığımızda 3Y ile işe başladılar. Yolsuzlukla mücadele, yolsuzlukla mücadele ve yasaklarla mücadele. Bu 13 yılı geride bıraktığımızda ve hadiseye baktığımızda yolsuzluk konusundaki karnesini bütün Türkiye biliyor. Yasaklar konusundaki karnesini şu anda herhalde ifade etmeme gerek yok. En son güvenlik paketi zaten bütün bunların ispatı niteliğindedir. Bu karneye emin olun bir şey daha eklemek lazım. Yalan, yani olanı olduğundan farklı gösterme, ama bir diğeri de şantajı eklemek lazım. Artık yani hakikaten demokrasilerde yeri olmayan, adabı olmayan çözüm sürecini bir şantaj aracı haline dönüştürmek veya sen bunu yapmazsan bu olur tehdidinde bulunmak. Bir kere Türkiye MHP iktidarını da yaşadı.
Türkiye CHP iktidarını da yaşadı. Türkiye AKP iktidarını da yaşadı. Ben kendi name hesabıma söyleyeyim. Vallahi ben hepsinde zulüm gördüm. Bütün iktidarlarda zulüm gördüm. Ama aynı zamanda ben AKP iktidarında da Roboski'yi gördüm. AKP iktidarında da hemen yanı başımızda Kobani inim inim inlerken, Kobani düştü düşecek diyen bir sayın cumhurbaşkanı, bir sayın başbakan gördüm. Ve hani Kobani insanlık için bir duruş ortaya koyarken, insanlık ailesine karşı suç işleyen bir örgüte tırlarla silah gönderen bir hükümet gördük. Dolayısıyla bundan daha fazla kötü ne olabilir ki Allah aşkına? Selahattin Bey bir programda dedi ki... Daha fazla ne kötü olabilir Osman ki? Bey, Selahattin Bey bir programda dedi ki, beraber de katılmıştık. Eğer biz dedi bugün Türkiye'lileşme projesini hayata geçiriyorsak bunda barış sürecinin çok önemli bir katkısı var. Barış süreci de takdir edersiniz ki AK Parti'nin başlattığı bir şey. Bence Aslı'nın sorduğu bir şey var. Yani AK Parti'nin başlattığı bir barış süreci var. Onun sonucunda Türkiye'lileşen bir HDP var. İşte bu, şimdi bir baraj aşmayı konuşuyoruz. Hatta %15'leri konuşuyoruz. Ama öbür partilerin de yaklaşımı var bu çözüm sürecine. Oradan bir tehlike görüyor demin, musunuz? Demin, Levent Bey, demin bence sizin, AK Parti'nin hani o kısmına... Sizin ifade etmiş olduğunuzu müsaadenizle ben yinelemek isterim. Türkiye halklarının barış feraseti, MHP tabanının barış feraseti, AKP tabanının barış feraseti, CHP tabanının barış feraseti, HDP tabanının barış feraseti ve ismini sıralamadığım diğer bütün tabanların barış feraseti, bütün siyasi partilerin barış ferasetinden ve talebinden ama daha bugün, büyüktür. Bence de bugün de dahil olmak. Bugün o noktadayız. Emin olun 8 Haziran'da bu dağda güçlenerek çıkacaktır. İnşallah. Emin olun. Güçlenerek çıkacaktır. Ve emin olun 4-5 gün kaldı. Bu 4-5 gün içerisinde aman ha metanet, aman ha sağduyu, aman ha provokasyona gelmeme, aman ha sandığa sahip çıkma, aman ha sandığa sahip çıkma. Bunu başaralım, Türkiye nefes alacak. Peki. Çünkü Türkiye'nin demokrasiden başka bir şansı yoktur. Türkiye'nin halkları, inançları, farklılıkları eşitçe, kardeşçe bir arada yaşatmak dışında başka bir seçeneği yoktur. Diğer bütün seçenekler Aslı Hanım denenmiştir, sınanmıştır, sonuç alınamamıştır. Bu itibarla da şu anda hükümetin bu kadar feryadi figan etmesinin temel nedeni, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kadar feryadi figan etmesinin temel nedeni, açık söylüyorum, demokrasi rotasından çıkma isteği, evet, çıkma arzusunun HDP bariyeriyle karşılaşmış olmasıdır. Çünkü HDP 70 parlamenterle parlamentoda temsil edildiğinde ve HDP parlamenter demokratik bir rejimi savunuyor. HDP %10 barajına karşı çıkan bir siyasal akım, bir siyasal duruş nasıl olur ki Türkiye'de %50 barajını savunsun? Başkanlık sistemi demek %50 barajı demektir. Başkanlık sistemi demek ötekilerin ilelebet Türkiye'de ortak iktidar ortağı olamaması, iktidara dair söz söyleyememesi, peki, sisteme önemli, katılmaması demektir. Önemli bir şey söylediniz. Başkanlık sistemi %50 baraj demektir dedi Osman Baydemir. Peki buradan devamlı Levent Gültekin, buyurun sorunuzu sorun. Yok şeyi... Son sorularımız onun için. Peki ben varsa aklınızda Şirin Hanım'ın ne varsa. Araplarla ilgili pas verdiği pası şimdi alayım, oradan getireyim. Nasıl ilişkiler şu anda? Araplar sizinle yani oy verme anlamında Urfa'daki önemli, ne kadar bilmiyorum ama herhalde seçmenin önemli bir kısmı Arap kökenli vatandaşlarına oluşuyor. Urfa'da Urfa seçmeninin gönlünü kazanan... Oradan bir oy bekliyor musunuz? Nasıl durum? Üçte bana göre Urfa merkezi. Orta Doğu'daki tüm halkların da aynı zamanda gönlünü kazanan bir siyaset olmuş olacaktır. HDP çok önemli bir psikolojik ön yargıyı kırdı, ortadan kaldırdı. Ben kampanyamın önemli ayaklarını Harran, Akçakale ve kent merkezinde yürütüyorum. Söyleyelim, Harran ve Akçakale Arap kökenlerin en fazla seçmenlerimizin yaşadığı, yoğunlukta yaşamış olduğu coğrafya. Akçakale'nin, Harran'ın tümü, Akçakale'nin yarısından belki fazlası. Hükümetin bu konuda bir hakkını yememek lazım Şirin Hanım. O da evet, şu ki Urfa'da hükümet bir konuda ayrımcılık yapmadı. Hem Arap çiftçinin, hem Türkmen çiftçinin, hem de Kürt çiftçinin tümünün ekmeğiyle oynadı.
120 bin hektarlık bir alan elektrik enerjisi kesilmek suretiyle kurutuldu. Levent Bey kurutuldu, ekin kurutuldu. Yani ekmeğiyle oynanmış oldu. Bu itibarla da Urfa'daki Arap kardeşlerimde, Türkmen kardeşlerimde çok iyi biliyorlar ki emin olun ekonomik ve sosyal kalkınmaya ulaşma, Urfa'nın hakkına ulaşması ancak Urfa'da bir muhalefetin oluşumuyla mümkün olacaktır. Ve o muhalefet de HDP olacaktır. HDP birinci parti olduğunda, 6 parlamenterle parlamentoda temsil edildiğinde elektrik kesintisinin hesabını sorabilecektir. TEDAŞ'ın özelleştirilmesinin hesabını sorabilecektir. Ve ama aynı zamanda teşviklerin elektrik borcuna mahsup edilmesinin hesabını soracaktır. Bursa'ya 23 trilyon teşvik vermenin yanı sıra Urfa'ya 3 trilyon vermenin hesabını soracaktır. Daha doğrusu Bursa'ya 23 trilyon verilsin ama Urfa'ya 123 trilyon verilsin ki Urfa Bursa'yı yakalasın, muhalefetini ve evet, temsiliyetini Urfa görmüş olacaktır. Peki Aslan. Şimdi HDP'ye gelen ödünç oylar olacağı ortada. Evet. HDP'nin geleneksel tabanı dışında bir, geçmişte AK Parti'ye oy vermiş Kürtlerden oy alıyorsunuz. İkincisi şu ya da bu sebeple HDP projesini destekleyen Türk ve Batılı seçmenden oy alıyorsunuz. Bu sebep işte Tayyip Erdoğan'ı geriletmek olabilir, HDP sosyalist hassasiyetler olabilir, HDP barış süreci olabilir vesaire. Ödünç oylar noktasında bu sorumluluğu, bu sorumlulukla siyaset yapmak da ayrı bir şey. Yani siz bundan sonra İzmir'deki... Evet. İnsanın da oyunu düşünme, oyunu hassasiyetini düşünmek zorundasınız. Şimdi bu bayraklar noktasında Siverek'te Türk bayrağı falan, bunu okuyunca İzmir'deki, İstanbul'daki insanların belki hoşuna gidiyor ama burada da başka hassasiyetler var, başka bir taban var, başka bir mağduriyet, evet, hikayesi var. Ve bunlar paralel, birbirleriyle hiçbir zaman kesişmeyen iki ayrı hikaye olarak devam ediyor. Bir zorluk yaşamayacak mısınız siyasetçi olarak bu ödünç oylar? Kısa bir cevap rica edeyim. Reklama gitmem gerekiyor çünkü. Ve son Türkiye sorumlu halkları ile bir ittifaktır HDP. Bir kez daha söylüyorum. Türkiye halklarıyla bir ittifaktır HDP. Ve Türkiye'de bütün ötekileşmiş olanların çoğulculukta birlik ettiği bir süreçtir HDP. Elbette ki HDP sırtına bir yumurta küfesinin yüklenmesini istiyor. Ve elbette ki bu ittifaka dahil olan herkes bir kere diğerinin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü kendisinin karşıtı olarak görmemesi gerekiyor. Bu ön açıklıkla biz zaten Türkiye'de Türkiye'nin tümünün barışını inşa edebiliriz. Türkiye... Çünkü bir ara demiştiniz ki gidip Çeşme'ye yerleşmeyi ve oradan siyaset yapmayı düşünüyorum. Kısmet Urfa'ymış. Urfa'ymış ama Çeşme'li seçmeni sizce ikna edebildiniz Bakın, mi? Bakın İzmir'in Çeşme'si varsa Urfa'nın da halfetisi var. Çünkü emin olun biz bunu başarabiliriz. Biz bunu başarabiliriz. Peki. Edirne'den de, Harran'dan da, Trabzon'dan da, Ankara'dan da ve şüphesiz ki Hakkari'den de HDP bir fırsat vermesini istiyor. Çok kısa Osman Bey. Bir şans istiyor ama bu şansı sadece kendisine değil, Türkiye barışının inşası için istiyor. Türkiye'nin demokrasi, peki, rotasının yerleşmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi, eşitlik, özgürlük temelinde yeni bir yaşamın başlaması için istiyor. Bir sorum daha olacak çünkü zamanım tükendi. Çok soru geldiği için sorayım. Biliyorsunuz bu çok konuşuldu, tartışıldı. Dolayısıyla ne söylenmişti meselesine girmeden sadece kendi açınızdan cevabını vermenizi istiyorum. Sonuçta Urfa muhafazakar bir kent. Muhafazakarların çoğunlukta oldu bir kent. Herkes muhafazakardır diyemeyiz ama dini hassasiyetleri yüksek bir şehir. Sormuş seçmenimiz. Bu Kabe tartışmalarından sonra Selahattin Demirtaş buna defalarca açıklık getirdi. Sizin açınızdan özellikle dindar aşiretlerin oyları bakımından ya da seçmenleriniz bakımından bir gerileme oldu mu? Çevirebildiğinizi düşünüyor musunuz? Bir kısa mesaj, ondan sonra kapatacağım. Kısa lütfen. İftira atmak günahtır. İnancımızda, mensubu olduğumuz inançta fitne fesat adeta
cinayet kadar ağır bir suç, ağır bir yükümlülüktür. Çok açık ve net söylüyorum. Suriye politikasında yaptıklarını şu anda Sayın Genel Başkanım Selahattin Demirtaş üzerinden yürütmeye çalışıyorlar. Bu politika Urfa'da da tutmadı. Bu politika bütün Kürt coğrafyasında da tutmadı ve tutmayacak. Hedef hep Demirtaş'a yönelik. Şüphesiz ki şahsında HDP'ye yöneliktir. Şahsında HDP'nin başarısını yığınlar tarafından kucaklaşılmasını önleme çabasını ortaya koymaktır. Ama emin olun bizim bu konudaki tek bir meramımız, tek bir çabamız var. Halka gerçeği yansıtabilmek. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Kur'an-ı Kerim elinde, en büyük kutsalımız elinde, miting dolaşıyor. Ben sorarım Sayın Cumhurbaşkanı'na. IŞİD barbarlığı Şengal'de 5000 Kürt kadınını alıkoyduğunda, tecavüz ettiğinde, pazarlarda sattığında Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp bu inancımıza saldırıdır, bu Müslümanlığa saldırıdır, bu Kur'an-ı Kerim'de günahtır demediniz Sayın Cumhurbaşkanı. Kobani son cümleniz de Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp bu din kardeşlerimize saldırıdır demediniz Sayın Cumhurbaşkanı. Bu itibarla da Kur'an-ı Kerim'le Kürt coğrafyasında dolaşmak, açık söylüyorum, Kürt mütedeyin seçmen kitlesinde bir hakaret olarak görülüyor. Peki. Bu da böyle biliniyor. Sayın Osman Baylarım, çok teşekkür ediyoruz. Ne oluyor katıldığınız için. Halkların Demokratik Partisi HDP'nin Urfa 1. Sınav adayı ve ondan hem genel siyasete dair hem de Urfa'nın geleceğini Urfalı seçmen açısından neler vaat ettiklerini söyledi. Çok çok teşekkür ederiz. Kısa bir ara vereceğiz. Ne oluyor devam ediyor efendim. Seyirciler, ne oluyor'a devam ediyoruz. Urfa'dayız. Urfa merkezde Balıklı Göl arkamda görüyorsunuz. Bu güzel şehirden sizlere nabzı aktarmaya devam ediyoruz. Neden Urfa'dayız? Çünkü Urfa gerçekten bölgenin önemli şehri ve bir anlamda laboratuvar çalışması. Çünkü burada çok farklı kökenden, renkten, siyasi görüşten aday var ve bütün partiler yarışıyorlar. Konuklarım Aslı Aydıntaşbaş ve Levent Dültekin sorularını sormaya devam edecekler. Bu bölümde konuğumuz MHP Şanlıurfa adayı, 1. sıra adayı İbrahim Özyavuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu arada bizi seyreden çok sayıda Urfalılar var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Burada bizimle birlikteler. Onlar da yayını canlı izleme fırsatı buldular. Onları burada her ne kadar aramıza alıp fikirlerini sorup Urfalılar acaba seçimler konusunda ne düşünüyor diye soramıyorsak da en azından gün boyunca onların nabzını tuttuk. Oradan kaynaklanan sorularımızla ne olup ne anlamaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle başlayalım. İbrahim Bey, çok zor bir işe soyundunuz. MHP buradan bir milletvekili en azından çıkarmak istiyor. Aslında zor bir işi var dedik çünkü AK Parti ve HDP'nin hem Kürt oyları hem de AK Parti'nin oyları son derece konsolide olmuş durumda. Nasıl başaracaksınız? Biraz gazeteci konuklarımdan bunu irdeleyeceğim. Her zaman olduğu gibi Aslı Aydıntaşbaş'la başlayalım. Buyurunuz, İbrahim Bey'e ne sorarsınız MHP adayına? Önce şunu söyleyeyim. MHP'nin yarışa girmesi ve Urfa'da bir iddia sahibi olması çok önemli. Türkiye'nin doğusunda iddia sahibi olması çok önemli. Gönül ister ki bütün partiler Türkiye Partisi olsun. Biraz önce HDP'nin Türkiye'leşme projesinden söz ettik. Tabii MHP'nin de Türkiye'nin tüm bölgelerinde aday çıkarma iddiasına sahip olması önemli. Ancak ve ancak sizin açınızdan bir zorluk var. Bu bölge çözüm sürecine bir aşkla bağlı ve istiyor ve hatta yavaş ilerlediğinden şikayet ediyor. MHP ise genel başkanınız çözüm sürecine karşı bir pozisyon alıyor. Siz seçmene ne diyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizleri sizin aracınızla izleyen bütün vatandaşlarımıza, Şanlıurfalı hemşerilerimize iyi akşamlar demek istiyorum. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin partisi zaten. Ben daha önce il başkanıydım bu şehirde 3 yıl.
Ardından da Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim şu anda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Dolayısıyla da milletvekili adayıyım. Ben şeye katılmıyorum. Yani Şanlıurfa farklı bir şehir. Bir defa sizin anlattığınız kriterlere girmeyen bir şehir. Şanlıurfa etnik yapı olarak çok farklı. Şimdi Güneydoğu'nun diğer illerine baktığımızda Urfa'yla kıyaslayamazsınız. Çünkü Urfa hakikaten yaşayan insanlar olarak farklı bir yani sadece etnik köken. Türk yok. Hayır, bakın ben şunu söyleyeyim. Urfa'nın en fazla ağırlıklı etnik kökene sahip insanlar şu anda Araplar. %47. Buna baktığımız zaman bu resmi rakam. Yani bu çok önemli ama bunu açıklamak durumundayız. Şanlıurfa'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha önceki dönemlerde de mesela örnek olarak 99'da da bir milletvekili vardı. Ve Urfalı, yani gerçekten Şanlıurfa'da yaşayan insanların çoğu milliyetçi ve sağ partilere oy veren insanlar. Ya tabii ki farklar var. Yani burada işte HDP'nin de oyu var, CHP'nin de oyu var. Ama baktığımız zaman geçmişten bugüne işte rahmetlik Adnan Menderes'ten veya Cumhuriyet Halk Parti'nin döneminden daha sonra çok partili hayata geçtikten sonra baktığımız zaman Şanlıurfa'nın tarihine hep sağ görüşlü partiler oy almıştır. Milliyetçi Hareket Partisi İslam felsefesi üzerine kurulmuş bir parti. Yani 1969 yılında bizim kurucu genel başkanımız bu partiyi kurduğu zaman tamamen İslam felsefesi üzerine kurmuş ve ülkücü hareket olarak başlamış. Ülkücü hareketin zaten temelinde İslamiyet var. İslamiyete bayraktarlık yapmak var. Şanlıurfa peygamberler şehri. Yani bütün kültürüyle, her şeyiyle bir Osmanlı şehri ve halen onu koruyor. Böyle bir mozaik var. Dolayısıyla biz kendimizi anlatırsak Şanlıurfa'da bana göre biz bir milletvekili değil milletvekilleri çıkaracağız. Ben bir şey yapayım. Yani burada ben kendimde bir itirafta bulunayım. MHP en az tanıdığım siyasi parti. Haliyle hata yapmış olabilirim ama rica ederim. Hayır, ben böyle bir şeyden söz etmedim. İslam felsefesi ile özdeşleştiriniz olsa bizim gördüğümüz gazetelerde okuduğumuz demeçlerine bakarak çıkardığımız Milliyetçi Hareket Partisi Türk kimliği, Türk etnik kimliği ya da Türk kimliği üzerine. Şimdi yani o anlamda Milliyetçi Hareket Partisi Türk etnisitesini merkezine koyan bir parti değil mi? Yıllardır Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına diye şarkı evet, söylemesini sebebi de o. Ama o şarkıyı da Türkiye'de bütün bulunan yani Türk milletinin tamamı söylüyor. Ben şunu söyleyeyim size. Yani bizim, tekrar aynı soruyu çözelim. Türk kimliğini bu kadar merkeze oturtan bir parti müsaade ederseniz, doğudan nasıl oy alacak? Kurucu genel başkanımız Türklük bedenimiz İslamiyet ruhumuzdur demiştir. Rahmetli Alparslan Türkeş. Bakın bu çok önemli bir şey. Artı Türkiye Partisi olmasından söylüyorum. Her konuşmasında siz ne kadar Kürtseniz ben o kadar Kürdüm. Siz ne kadar Türkseniz ben o kadar Türk'üm demiştir. En önemli konu Milliyetçi Hareket Partisi sürekli vatan, millet ve benim partim diyen bir görüşe sahip. Yani sürekli Türkiye'de bu sınırlar içerisinde milleti düşünen, vatan toprağını düşünen bir siyasi parti. Ama bizi hep farklı bir yere koymuşlar. Bir defa Türklük kelimesi bir ırkın tarifi değildir. Bunun üzerine basa basa söylüyorum. Anayasada tarif edildiği gibi misak-ı milli sınırlar içerisinde yaşayan ve ben bu memlekette yaşıyorum, bu aidata sahibim diyen bütün bu milletin tamamının ismi Türk milletidir. Yani burada şu şöyledir veya bu böyledir, bu şu etnik gruba mensuptur demek çok yanlış. Biz bin yıllık kardeşliği yaşatmış ve bugüne gelmiş bir milletiz. Bizim için önemli olan birlikte yaşama kültürüdür. Bizim hiçbir etnik gruba farklı bakış açımız yok. Ki ben Arap kökenliyim. Her zaman da bunu söylüyorum. Ama ben Türk milletinin bir ferdiyim. Ben bu ülkeyi seviyorum, vatanımı seviyorum, toprağımı seviyorum. Ve bunu biz geçmişte de yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Bu ülkeyi Kurtuluş Savaşı'nda kurtaran insanların evladıyım ben. Yani biz kendimizi hiçbir zaman farklı görmedik. Bundan da hiçbir zaman gocunmadık. Yani Türk milletinin bir ferdi olmak bana göre bir ayrıcalıktır. Şimdi Türklük tanımı yaptınız. Etnik olarak değil bir millet tanımı milletin olarak yaptınız. Ismi, tamam. Evet. Fakat biz MHP'de bu tanım çok sıklıkla dile getirilen bir tanım değil. Yani ben bunu başkalarıyla da konuştum. Hatta Sayın Oktar Uray'la da program yaptığımızda orada da sorduk. Orada da benzer bir tanım çıkmadı. Ben çok istedim böyle bir tanım çıkmasını da. Kendimizi anlatırsak toplum bize karşılık verir diyorsunuz. Buradaki
Çünkü fark bizim potansiyelimiz göre. Var. Evet. Nesin? Yani kendiniz neyi anlatacaksınız? Buyurun i̇şte mesela. Biraz önce Aslı Kürtler, Hanım'ın söylediği. Ekşan Hanım'ı söyleyeyim. Bitireyim sorumu isterseniz. Evet, tabii. Kürtlere ne söylersiniz? Ne söyleyeceksiniz? Ya, o insanların bir beklentisi var. Hani şimdi birlik yapalım, bütünlük yapalım, barış yapalım diyorlar. Fakat buradan MHP'den bir başka bir cevap gidiyor. Diyor ki barış yapalım ama bizim şartlarımızda. Barış, birlik olalım ama bizim yanımıza gelirseniz birlik olalım diyorlar ya. Yani siz ne diyorsunuz buradaki Kürtlere? Yani ben o kendinizi nasıl anlatıyorsunuz? Bir, birlikte yaşama kültürünü yakalayacağız. Vatan sevgisini aşılayacağız herkese. Kürtler vatan gerek yok ki bence vatan sevgisi evet. Sorunu bir var mı? Ben bu ülkede yaşayan herkesin farklı bir isteğinin olabileceğini zaten düşünüyorum. Bu doğaldır. Ama ben şunu söyleyeyim. Bizim bir defa üzerinde yaşadığımız bu toprakları sevmemiz lazım. Hepimiz. Var mı şüpheniz? Sevmeye hayır, var mıdır? Şüpheyle ilgili değil. Benim söylediğim şu. Şimdi burada yaşayan insanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim biçimiyle yönetiliyor. Bir anayasası var. Burada ferdi özgürlüklerle ilgili bir şey söylemiyorum. Ama ülkenin genelini düşündüğümüzde bakın. Bizim savunduğumuz, altını çizdiğimiz şeyler var. Burada nedir? Bu milletin bölünmez bütünlüğü. Biz zaten ülkede yaşayan insanlar olarak aynı kültürle yaşıyoruz. Bu birlikte yaşama kültürünü sürekli içimizde yaşatırsak bunların hiçbirisinin bana göre sorunu yok. Ben Urfa'dan örnek verdim. Şimdi benim teşkilatımda Kürt kökenli birçok arkadaşım var. Bizimle birlikte çalışıyorlar ve hiç rahatsız değiller. Yani geldiğimiz noktada şu anda da bizimle beraberler ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy aldığı insanlar var. Şimdi Mardin'de bizim adaylarımız var, Hakkari'de var, Urfa'da var, Diyarbakır'da var ve burada çeşitli etnik gruplara mensup insanlar yaşıyor. Biz onun için bir sorun görmüyoruz. Ama sürekli bizi bir köşeye böyle koyup bize bu tür saldırıların yapılmasını da yadırgıyorum. Neden? Sizleri tenzih ediyorum. Bakın her siyasi partide mutlaka biraz daha uç olan insanlar vardır. Bu AK Parti'de vardır. AK Parti'deki bazı insanlar kendilerini bir tarafa alıyorlar, diğer bütün siyasi partileri bir tarafa, biz Müslümanız diyorlar ve oradaki bütün Müslümanları yok sayıyorlar. Bakın, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde de vatan sevgisi, vatan aşkı daha yüksek olan insanlar var. Onlar daha değişik, bizim yaşadığımız tarza insanlar yaşasın diyebilen insanlar var. Ama şunu söyleyeyim. Vatan sevgisi öbüründen daha fazla. Bakın şunu söyleyeyim. Yani Osmanlı'dan bu tarafa. Mesela siz benden niye daha çok seviyorsunuz bu ülkeyi? Yani bunu anlamak için soruyorum. Sakın ben sadece şunu söyleyeyim. Bu ülkenin bir ferdi olarak, bu toprağın insanı olarak, burada emek vermiş birisi olarak ben tabii ki herkes sever ama ben daha çok seviyorum. Ben bu ülkeyi partimden çok seviyorum. Ama bunu ölçemeyiz ki. Belki ben sizden daha çok seviyorum. Olabilir. Ben ona bir şey demiyorum. Tabii ki vatan sevgisi ölçülemez. Ama benim seslendirdiğim biçimi bu. Ben diyorum ki benim partim, Milliyetçi Hareket Partisi, önce vatan, millet ve partim diyen bir oluşum. Bu açıdan bunu açıklıyorum. Fakat yani bakın, yani burada biz gittiğimiz zaman nasıl kendimizi anlatıyoruz? Bir defa biz burada, bu ilde yaşayan çoğunlukta ve tamamına yakını Müslüman insanlar. Yani burada belki istisnalar kaydayı olmaz. Türkiye'nin %100'ü hemen hemen Müslüman. Aynı kültürü yaşıyoruz. Aynı taziyede oturuyoruz. Aynı düğünde oynuyoruz. Yani bizim bir başka ayrılığımız yok. Ama bir başka ülkeden örnek verdiğimizde yani Fransa'daki insanlar ben Arap'ım, ben Kürt'üm, ben Laz'ım demiyor. Biz Fransızız diyorlar. Ve Amerika'da yaşayan insanlar o şekilde sahip çıkıyor. Bizim de istediğimiz bu ülkeye o şekilde sahip çıkılması. Ama istekler konusunda anayasada, bakın bizim barış süreciyle ilgili biraz önce söylediğiniz şey, bizim barıştan yana bir sıkıntımız yok. Keşke şartlar oluşmasaydı ve Kurtuluş Savaşı da olmasaydı bu ülkede. Ama şartlar oluşmuş, öyle bir şey çıkmış ortaya. Bizim şu anda ferdi, bireysel özgürlüklerle bir işimiz yok. Ama anayasayı değiştirme konusunda bizim çizgilerimiz var. Biraz önce Şirin Hanım bana sordu. Siz, ben Arap kökenliyim diyorum. Şimdi siz bir siyasi parti çıkıyor diyor ki ben anayasaya iki dil yazacağım. Türkçe, Kürtçe. Diğer dilleri ne yapıyorsunuz? Onları yok mu sayacaksınız? Şanlıurfa'nın %47'si Arap kökenli insanlar. Siz Şanlıurfa'da Kürtlerden başka kimse yok diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Onun için
bizim birlikte yaşama kültürünü yakalamamız lazım. Peki. Aslan Taşbaş. Ben biraz günlük siyasete dair, sizin de genel merkez tabii nezdinde de belli bir pozisyonunuz olduğu için. Koalisyon çok konuşuluyor malum. Evet. Ve son günlerde iktidara yakın kalemler, hani iktidar partisiyle MHP arasında bir koalisyon olabileceğine dair imalı yazılar yazıyorlar. AKP-MHP koalisyonu lafı dillendirilmeye başlandı. Diğer taraftan da Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını dinlediğim zaman, bugün özellikle ama geçmiş günlerde de evet, sert iktidara karşı aynı çizgide, taviz vermiyor. Zaman zaman Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ona yönelik yumuşak ifadelerine karşın AKP'yi aynı sertlikte eleştirmeye devam ediyor. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı'na da çok sertti. Yani bir taraf bir hafif bir gül atıyor. Evet. Ama MHP'den böyle bir şu anda bir ilgi, bir sinyal yok. Nedir MHP tabanının isteği nedir? Koalisyon düşüncesine siz nasıl bakıyorsunuz? Gittiğiniz yerde seçmen soruyor mu, ne diyor? Taban ne istiyor? Çünkü şimdi, kuşkusuz her partinin tabanı iktidarda olmak istiyor. Öncelikle tabii ki milletin iradesinin nasıl yansıyacağı önemli. Yani halk nasıl bir hükümet şekli isteyecek Türkiye'de, bu önemli. Yani çünkü bizim yani nasıl bir kompozisyon çıkacak? Tabii hayır, siyasi parti. Şimdi biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak gönlümüzden geçen bu ülkeye tek başımıza yönetmeye talipli olmak. Ama bu halkın tabii ki kararı. Pazar günü bunu göreceğiz. Fakat onun dışında bir karar çıkarsa, yani işte hükümeti kuracak miktarda milletvekillerimiz olmazsa, tabii ki bizim partimizin yetkili kurulları var. Ben de Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Burada halkın istekleri doğrultusunda gidip bunu genel merkeze bir araya geldiğimizde... Halkın isteği ne burada? Şu anda şunu söyleyeyim. Şu anda halkın koalisyon veya tek başına hükümetle ilgili problem yok. Bizim daha öncelikli problemlerimiz var. Yani halkın şu anda bu iktidardan rahatsızlığı var. Cumhurbaşkanına karşı ne Sayın Genel Başkanımız... Açın biraz. Siz konuştuğunuzda seçmeniniz neden şikayet ediyor? Şu an en fazla ekonomik sorunlardan bahsediyor seçmenimiz. Urfa'da şu anda bana en öncelikli sorununuz nedir deseniz, elektrik meselesi diyeceğim. Şu anda ben programınıza geldiğim zaman, şimdi siz Urfa'da program yapıyorsunuz. Türkiye'nin her yerinde izleniyor. Şanlıurfa'nın birçok ilçesinde, mahallesinde şu anda bu program izlenmiyor. Bakın saat yani 20.50'den beri Akçakale'de, Harran'da, Ceylanpınar'da, Viranşehir'de ve Urfa'nın merkezinin birçok yerinde elektrik yok. Bir defa 13 yıldır iktidarda olan bir hükümet Şanlıurfa'da Atatürk Barajı'ndan hemen, yani Atatürk Barajı'nda hidroelektrik santrali var, elektrik alan bir ilin elektrik sorununu çözememiş. Yani Türkiye'nin birini en fazla elektrik üreten ilinde... Elektrik yok şu anda. Elektrik yok, evet, şu anda. Ve şu anda Urfa'da bizi 8, izleyemeyen çok insan çok, var. 8.50'de elektrik kesildi. Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı Sayın Genel Başkanımızın, bir defa Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin devlet adamlığı bu ülkede tartışılmaz. Ama bakın şu anda Sayın Cumhurbaşkanı acaba Cumhurbaşkanlığı yapıyor mu? AK Parti'ye eş başkanlık mı yapıyor? Bunu sorgulamak lazım. Şanlıurfa'ya Sayın Başbakan geldi, miting yaptı. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı geldi, aynı alanda miting yaptı. Ve direktmen Şanlıurfalılardan AK Parti'ye oy istedi. Şimdi siz eğer bu ülkede Cumhurbaşkanı olmuşsanız ve bu ülkenin halkı tarafından seçilmişseniz, yani Cumhur'un reisi olmuşsanız, seçildikten sonra partinizi unutacaksınız, içinizde yaşatın o sevgiyi, ama bu halkın tamamının Cumhurbaşkanısınız, bu şekilde bakmanız lazım. Ben şimdi soruyorum, yani seçim döneminde Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelip açılışlar yapması, bir siyasi partiye oy istemesi uygun mudur? Eğer siz böyle bir davranışın içerisindeyseniz, muhalefetin liderleri de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı da size karşı o zaman sertleşir. Bu bir doğaldır yani. Peki, aslında çok özür dilerim hemen. Aslında yalnız bir sorusuna cevap vermediniz. Halk, bırakın partinizin yetkili, evet, kurullarını, siz olarak soruyorum. Tamam. Tabanın burada, işte buradaki herhangi bir, Urfa'nın herhangi bir ilçesine, mahallesine gittiğinizde, biz başkanlık sistemi istiyoruz, biz sizin koalisyonunuzu istiyoruz AK Parti ile diyen var mı seçmenleriniz arasında? Hayır. Ya da seçmenden ne gibi bir talep geliyor? Koalisyonda olursanız kabul ederiz, hayır olmayın, asla kabul etmeyin, evet olun, hayır, istiyoruz. Hayır.
Biz halkımızın iradesine saygı duyacağız. Halk bize muhalefet görevi verirse biz muhalefet görevinde kalacağız. Bize iktidar görevi verirse iktidar görevinde kalacağız. Ama o günkü şartlar içerisinde bakın Türkiye tabii ki hükümetsiz kalmaz. Yetkili kurullarımızın vereceği karar da önemli. Peki. Onun dışında bir şey yok. Ya. Suriyeliler sorunu var. Siz de Arapsınız. Evet. Siz nasıl bakıyorsunuz Urfa'daki Suriyeliler sorununa? Yani Suriyeliler dediğim bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. İnsanların durumu siz de görüyorsunuz. Evet. Perişan bir vaziyette. Yani nasıl bir ve çok sıcak gelişmeler var burada. Ne eğer izin verirseniz ne görüyorsunuz? Belki ne gündeme aşamada getirilmedi. Ben Akçakale'nin ötesinde Tel Abyad'da da çok sıcak gelişmeler var. Ben oradan geliyorum. Evet. Şimdi bakın. Suriye sorunu aşağı yukarı 2011 yılından beri var. Evliyata girmeyin süremiz az çünkü. Hayır. Bugünü anlatın lütfen. 2011'den beri var. Türkiye'den mülteciler var. Getirildiklerinde de kriter uygulanmadı. Hepsi alındı. Kamplar kuruldu. Oraya yerleştirildiler. Fakat o kardeşlerimizin birçoğu mağdur olmuştu. Biz de insan olarak sahip çıktık. Ve buna sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Ama burada çifte standartlar uygulanıyor. Geçen yıl Ekim ayında bildiğiniz gibi Kobani olayı yaşanmıştı. Aynel Arap dediğimiz. Orada o gün mağdur edilen insanlarla ilgili hepimiz kucağımızı açtık, kapımızı açtık ve iki gün içerisinde 200 bin insan Türkiye'ye alındı. Bugün Suriye'de aynı şey var. Bu defa etnik köken farklı. Burada Kürt kardeşlerimiz vardı. Biz onlara kucak açtık. Hepsini buraya yerleştirdik, yardım ettik. Bugün bu tarafta Arap kardeşlerimiz var. 5 gündür koalisyon uçakları bombardımana tutmuş. Ben kendim Sayın Vali'yi aradım, Şanlıurfa Valisi'ni. Aradığımda dedim ki Sayın Vali, şu anda Akçakale, Ceylanpınar sınırında koalisyon uçakları bomba yağdırıyor. İnsanlar IŞİD'le YPG'nin arasına sıkışmış. Türkiye'ye gelmek istiyorlar fakat alınmıyorlar. Bunlar Sayın Vali'nin cevabı şu. Hayır şu an Arap kökenli. Arap kökenli. Anladığım kadarıyla YPG iki bir bölgesi YPG arasındaki IŞİD'le mücadeleyi de sahayı genişletiyor. İki bölge arasındaki mesafeyi kapatırken bölgedeki Arap kökenli Suriyeliler insanlar Türkiye sınırına neden kaçıyorlar vaziyette. Ama bakın, sayı verebilir misin? Neden kaçıyorlar? IŞİD'den kaçıyorlar. YPG'den kaçıyorlar. Arkada Beşşar'ın güçlerinden kaçıyorlar. Ama üstüne de koalisyon uçakları bomba yağdırıyor. Sayı olarak? Ve sayı olarak şu anda benim en son akşam üzeri aldığım 7-8 bin civarında orada Arap kökenli vatandaşların, çünkü akrabaları var burada. Hep Akçakale karşı sınır. Akçakale'den Ceylanpınar'a kadar ama. Yani 90 kilometrelik mesafe içerisinde, evet, köylerin karşısında. Şimdi Sayın Valim'i biz aradık, söyledik. Bana dediği şu, benim bundan haberim yok. Sayın Valim, Dışişleri Bakanı sabahleyin açıklama yaptı. Koalisyon uçakları şu anda operasyon yapıyor diye. Ben izleyemedim dedi. İyi, o zaman haberiniz oldu, ben söylüyorum dedim. Ardından araştırayım, seni arayayım dedi. 10 dakika sonra döndü sağ olsun. Döndüğünde yetkililerle görüştüm. Birikmeler başlamış ama az sayıda, bu duruma bakacağız. Daha sonra tekrar görüştük. Evet. Ve duydum ki bakanlık izin vermemiş. Neden? Kriter uygulaması yapıyor. Yani oradaki insanlar şaibeli, bu tarafa almayın diyorlar. Neticede en son çıkan karar, seçim sonrasına kadar bırakın orada kalsınlar. Bizim Suriyelilerden yana bir rahatsızlığımız yok. Ama burada bulunanlara daha iyi fiziki şartlarda onları misafir edebiliriz. Fakat bunu ranta dönüştürdüler Şanlıurfa'da. Kamplar kuruldu. O kamplarda çok kirlilik var. Yeter kadar o insanlara hizmet verilemiyor. Devlet çok büyük harcama yapıyor. İnsanlar buna katlanıyor. Bakın bizim her şeyimiz, hayatımız pahalanıyor. İşlerimiz bozuluyor. Buradaki esnafın işi bozuluyor ama bu kardeşlerimiz şehirlere indiler, entegre olamadılar. Sıkıntı var. Bu sıkıntının giderilmesi için kapları almamız lazım bu arkadaşlar. Peki, diyelim ki MHP milletvekili olarak siz çıktınız. Evet. Milletvekili çıkardınız. Ya da MHP iktidar oldu. Evet. Üç cümleyle nasıl çözeceksiniz Suriye sorununu? Dinleyen seçmenlerimiz. Suriye'deki sıkıntı, bakın, Suriye'deki sıkıntı bitene kadar, çünkü biz Suriye'nin iç işlerine karışmayacağız. Kapımıza gelen bu mültecilere biz millet olarak da devlet olarak sahip çıkacağız. Ama Suriye'deki bu çözüm süreci bittikten sonra da o kardeşlerimizin tekrar yerlerine gitmesini sağlayacağız. Evet. Buyurun. HDP'nin Türkiye'leşme projesi var bu aralar. Siz de bölgedesiniz şu anda. Evet. Toplum içinde geziyorsunuz. Onun topluma yansıması nasıl? Sizinle ilişkileri, sizin onlarla ilişkileriniz. Ha, somut bir tabana yayılma var mı o Türkiye'leşme? Bizim Türkiye'de yasal zemin üzerine kurulmuş hiçbir siyasi partiden toplum rahatsızlığımız diyorum, partide yok. Partide demiyorum. Dikkat edin. Hayır, ben şu olarak söylüyorum. Yani onlar da kendilerini ifade ediyorlar.
biz de çalışıyoruz. Bir süre, seçim süreci hiçbir zaman HDP'nin baraj açması, açmaması, meclise taşınması veya taşınmamasını düşünmüyoruz. Biz sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimden daha çok milletvekili çıkararak... Ben şunu demiyorum ama İbrahim Bey, özellikle dikkat edeyim. Ya orada bizim, bir şey yapıyorlar, biz görmüyoruz, duymuyoruz değil. Tokalaşıyor musunuz? Tabii ki, biraz önce ben kaç tanesiyle tokalaştım yani. Bunda bir sıkıntı yok. Bakın aynı coğrafyada yaşıyoruz. Yok, ben gelen anlamda dedim tokalaşıyorsunuz. Yalnız şunu söyleyeyim. Mutlaka sıkıyorsunuz da. Aynı coğrafyada yaşıyoruz. Ya sıcak diyaloğunuz var mı? Hayır, bir şey söyleyeyim. HDP'nin içerisinde şu anda politika yapan birçok bizim özel arkadaşımız var. Yani bunlarla bizim bir sıkıntımız yok. Tamam, ben bunu duymak istiyorum. Hayır, yani, kesinlikle. Yoksa... Peki. Öyle konuşulduğu gibi değil. Çünkü bu bölgede aynı çatı altında yaşıyoruz. Budur ya, siz çünkü bu bölgedesiniz. Bakın, o yüzden ben, diyorum. Ben başka bir şey söyleyeyim. Ben de tabii ki bu hem Türk kimliğiyle ilgili koyduğunuz nüans önemli, hem bu bölgedeki partilerin birbirleriyle yumuşak ilişkileri, üslupları önemli. Benim de arzum Fethiye'deki MHP teşkilatının da, İzmir'deki MHP teşkilatının da, Aydın'daki MHP teşkilatının da sizin kullandığınız gibi çok kültürlü bir toplumda yaşama arzusunu ifade ediyor olması. Bakın, anayasada altını çizdiğimiz maddeler hariç bizim hiçbir ayrılmamız yok. Fethiye'deki teşkilattaki de aynen benim söylediğim, belki başka biçimde ifade ediyor ama aynı şeyler. Biz aynı coğrafyada yaşıyoruz. Şimdi Urfa'da çok değişik bir yapı var. Semtlerde komşuyuz, mahallelerde. Restoranlarda yan yana oturuyoruz. Her yerde karşılaşıyoruz. Yani o insanlar da bu memleketin çocukları, bizler de bu memleketin çocukları. Yani burada yasal zemin üzerine kurulmuş bütün siyasi partilere mesafemiz neyse, HDP'ye de aynı mesafedeyiz. Barajı açmasını, barajı açmalarını ister misiniz? Genel merkezi sormuyorum. Sizin şansınız. Bana soruyorsanız, ben Türkiye'de Türkiye'nin bütün meselelerinin meclis çatısı altında konuşulması gerektiğine inanan bir siyasetçiyim. Dolayısıyla ben bütün siyasi partilerin, yani yasal zemin üzerinde siyaset yapıyorsa, mecliste olmasından yanayım. Ben bir sorum var. Bazı anketler MHP'de dikkat çeken bir yükseliş gösteriyor. Birkaç puandan söz ediyorum. Size genç seçmen ya da Urfa'da bunu ölçebiliyor musunuz? Neden AK Parti'den özellikle MHP'ye kayan seçmen var mı? Yoksa bu bölgedeki etnik farklılaşmadan dolayı bir anlamda sayı... Urfa farklı bir kent. Anlattım yapı olarak. Ve muhafazakar... Farklı derken çok kültürlü, muhafazakar diyorsunuz. Bir kent. Çok kültürlü. Çok kültürlü ve muhafazakar çok bir kent. Peygamberler diyarı, evliyalar diyarı. Yani inanç turizmi açısından da, kültür turizmi açısından da önemli bir yer. Ve siyasi partilere insanların oy verme biçimi de değişebiliyor. Şanlıurfa'da AK Parti'den giden oyların çoğunluğu Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidiyor. Yapı olarak sağ seçmen çoğunluğu var burada ve şu anda burada en büyük alternatif biziz. Tabii ki HDP'nin de güçlü olduğu ilçeler var. Ama burada şunu söyleyeyim, bakın. Farklılıklar burada çıkıyor. Urfa merkezin 450 bin seçmeni var. Bütün diğer ilçelerde de 450 bin, 470 bin civarında seçmeni var. Urfa merkezin 450 bin seçmeniyle Viranşehir, Ceylanpınar, Akçakale ve Harran seçmeni bir bütün olarak sürekli sağ partilere oy verir. Dolayısıyla HDP'nin çok güçlü olduğu yerler var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güçlü olduğu yerler var. Onun ötesinde de zemin kayması olan seçmenler var. Bunlar da partilerin 10 günkü durumuna, söylemlerine, programlarına bakarak oy veren insanlar. Yani Şanlıurfa huzur kenti, huzuru seven bir kent ve inanç doğrultusunda da oy verir. Ama HDP oylarında da yükseliş görüyoruz. Tabii burada ki 2011'den, tabii ki. Ondan sonra sizin yüzde kaç oyunuz vardı bir önceki seçimde? Bizim mahalli seçimde %6 civarında. Kaç bine tekabül ediyor? Oyumuz vardı. Bir milletvekili çıkarıyordu. 40 bin civarında. Evet, son sorunuz. Yani sizin şeyinize göre hangi parti kaç milletvekili çıkar burada? Şu an yani Şanlıurfa'da son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre bizim
4 milletvekili çıkaracak potansiyele geldiğini genel söylüyorum. Siz bana deyin ki AK Parti şu kadar, HDP şu ben kadar, MHP şu kadar. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi açısından söylüyorum. Alalım, bizim tahminimiz. Biz diğer siyasi partilere bakmıyoruz. Benim gönlümden bütün milletvekillerini alalım diyoruz ama şu anda 4 milletvekili çıkaracak potansiyele yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Bu kamuoyu araştırmalarında da çıktı bugün. Aslında. Benim sorum IŞİD üzerine. Bu bölgede IŞİD'e sempati duyan bir kesim ya da IŞİD'e katılan gençler var mı? Var olduğunu duyuyoruz, biliyoruz ama siz evet. Daha alandasınız. Böyle bir sıkıntı yaşıyor musunuz, görüyor musunuz? Urfa'da IŞİD'e de, PYD'ye de, diğer örgütlere de katılan insanlar var. Bu zaten önü açılmış bunların. Bildiğiniz gibi geçen dönem İçişleri Bakanı Sayın Muammer Güler döneminde Suriye'de bazı örgütlerin isimleri de verilerek valilere genelgeler gönderildi ve onlara kolaylıklar sağlansın dedi. O arada o örgütlerin yani Suriyelilerin ilk geldiğinde Türkiye'de yoğun bir çalışması oldu. Bu sadece Şanlıurfa'da değil, Antep'te de oldu, Diyarbakır'da da oldu, Mardin'de de oldu, yani İstanbul'da da oldu. Yani örgütler insan devşirmeye çalışıyor. Örgüte de birçok kişinin katıldığını biliyoruz. Ama bölge insanının sempatisi var mı derseniz hayır. Kesinlikle. Peki demin cevap verirken dediniz ki AK Parti'den MHP'ye kaymalar olduğunu görüyoruz dediniz. Evet. Tekrar soruyorum madde madde. Kaymaların sebebi nedir? Bir, yolsuzluklar. Bir. İki, başkanlık tartışmaları. Üç, işsizlik. Barış süreci. Dört, işsizlik. Nasıl sıralarsınız? Öncelikle şey ekonomik nedenler. Akçakale sınır kapısı. Bakın bütün... Sınır kapıları açık, Akçakale sınır kapısı kapalı. Ama karşısı IŞİD olduğu için. Evet, ama buraya getiren bu hükümet. Peki. Bakın, özellikle bu hükümet diyorum. Ekonomik nedenler, Şanlıurfa Tarım ve Turizm Kenti, bu son terör olaylarından dolayı yaşanan, turizmde bir zaten iniş vardı. Kapının kapanmasıyla birlikte tarımdaki girdi, fiyatların yükselmesi, elektrik kesintileri vesaire tarımı da bitirdi. En önemli neden... Ekonomik sorunların çözülememesi, esnafın durumunun iyi olması, AK Parti'nin son dönemde Türkiye'yi iyi yönetememesi. Bunlar önemli sebep. Başkanlık sistemiyle ilgili burada, Urfa'da itiraf edeyim. Çok fazla insanların kafasında başkanlık sisteminin ne olduğunu bile anlamıyor insanlar. Çünkü bize hiç sormuyorlar. Parlamenter sistemin devamından yana oy kullanıyorlar. Peki hızlı, çok hızlı bir şey araya girip sormak istiyorum. Mesela bizim çok dert edindiğimiz, örneğin gazetecilere ifade özgürlüğü sıkıntıları, gazetecilerin tutuklanması ya da tutuklanma ihtimali gibi konular. Seçmenin dert edindiği konular dert mı? Dert edindiği konulardan birisi. Özellikle bu bölgede. Dershanelerin kapatılması noktasındaki adımlar, insanların görevden alınması, sorgulanması, operasyonlar ve daha önemlisi bu bölgede eğitim dibe vurmuş. Eğer bu dershaneler kapanırsa bu bölgenin insanları, çocuklarını artık okutamayacak duruma gelecek. Bölgenin toplamına baktığımızda 360 bin civarında öğrencinin de yani şu anda hükümetin saldırıda bulunduğu grupların tarafından okutulduğu biliniyor. Şimdi burada çok büyük bir sıkıntı var. Yani özellikle operasyonlar, yani insanlara haksız suçlamalar, adalet sistemindeki bir cemaat tabanı da var tabii. Tabii adalet sistemindeki sıkıntılar, gözaltılar vesaire ama 17-25 Aralık olayı da çok yani, taze iddiaları da çok, seçmenin kaymasında önemli. Aynen. Çok tazeliğini koruyor. Geçen Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelişinde bizim böyle pankartlarımız var. İşte hatırla unutmadık 17-25 Aralık diye. Şanlıurfa'da bu posterlerimizin hepsi bir bir söküldü Cumhurbaşkanı'nın mitinginden önce ve bütün kamuoyuna, basına da gönderildi. Peki, aslında sorundan devamlı hemen çok kısa. Sonuçta evet Arap kökenliler var ama Kürt kökenli seçmen çok fazla, Kürtler çok fazla ve burada yaşayanların uzun yıllar ben ona katılmıyorum. Gözaltılar. Yalnız. Burada altını çizeceğim. Kürt kökenli seçmen Urfa'da fazla değil. Nasıl değil? Hayır bakın. Ben çoğunluktan oranlara bahsettim. Bakalım. Orana bakalım. %47 Araplar var. Evet. Bakın %47 bence Araplar böyle var. Ayırmanız da çok problemli. Hayır, hayır. Onu size söyleyeyim. %15-20 civarında Türkmenler var. Yani Kürt kökenli seçmenler çok dediğiniz peki. Zaman benim burada itirazım var. Siz nasıl tanımlıyorsanız onlar da kendilerini Kürtler olarak tanımlıyorlar. Sonuçta Kürtler diyoruz değil mi? HDP'nin kendi tabanı var. Evet tabii ki sizin söylediğiniz diğer ekip. Problem şu. Şunu sormak istedim size.
bu bölge çok büyük sancılar yaşadı. İşkenceler, gözaltları, faili meçhuller, KCK tutuklamaları, derin devletin açtığı yaralar, savaş ortamı vesaire vesaire. Dolayısıyla demokrasi ve özgürlükler konusunda son derece hassas bir bölge. Sizin tespitiniz nedir? Demokrasi, basın özgürlüğü, tutuklanan gazeteciler ya da bugün itibariyle mesela Can Dündar'a suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı bizzat. Bu konuda seçmeniniz ne kadar hassas, hassas mı? En azından seçmenlerinizden bu yönde ne gibi tabii ki AK Parti iktidarının direktmen diktatörlüğe doğru gittiğini, kendilerinden olan %50'nin geçmişte, %50'nin dışında artık insanları yok saydığını bu ülkede, farklılaştırdığını, 36 etnik kökene ayırdığını bu insanlar biliyor. Türkiye'nin yeniden birlik ve beraberliğin, kardeşliğin tesis edilmesinin de AK Parti'nin gidişiyle sağlanacağını birçok seçmen artık algılamış durumda. Ama köken olarak baktığımızda Şanlıurfa'da yaşayan Kürtler de diğer etnik gruplar da farklı farklı partilere verebiliyor. Yani şu anda HDP seçmenin tamamı Kürttür demiyorum veya Araptır demiyorum. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi için de bu geçerli, AK Parti için de geçerli. Ama bu ilde hakim olan sağ görüşlü siyasi partilere verilen oylardır. O açıdan ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu dönem özellikle AK Parti'nin düşüşüyle birlikte yükselişte olduğunu ve daha çok oy alacağını düşünüyor oldum. Peki İbrahim Bey, aradığımız zaman bitti ama son bir sorunuz varsa, çünkü CHP adayımız gelecek, onun süresinden yemeyelim ama çok sormam muhakkak gerekiyor diyorsa buyurun. Ben teşekkür ederim. O zaman hızlıca bir yorumda bulunayım. Bizim özlediğimiz Türkiye'de şu aşağıdakilerin hiçbiri olmamalı. Sıralıyorum. Kürtlerden oy alamayan MHP. Efendime söyleyeyim, Alevilerden oy alamayan AK Parti ya da Türklerden oy alamayan HDP ya da efendime söyleyeyim işte muhafazakarlardan oy alamayan CHP. Yani arzulanan ve gerçek Türkiye'nin gerçek demokrasiyi yakalaması için gerçekten de bu partilerin kendi içinde de çeşitlilik gösterir hale gelmesi gerekiyor. En güzel örneği Şanlıurfa. Urfa'yı evet. Da öyle bir ülke, evet. Öyle bir yer olarak en güzel anlattınız. Örneği bunun Şanlıurfa. Yani biz birlik beraberlik içerisinde bin yıllık kardeşliği tesis etmişiz. Bundan sonra da devamından yanayız. Buradaki insanlar da bunu düşünüyor. Kesinlikle onun yani farklı bir tarafa çekilmemesi gerekiyor. Bu ülkede huzur istiyoruz. Bu ülkede biz her şeyin meclis çatısı altında konuşulmasını istiyoruz. Yani şunu söyleyeyim, yani süreç vesaire filan bunların hepsinin bakın. Samimi olmadığı zaten ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı bir ay önce Türkiye'de Kürt meselesi yoktur diyordu. Bugün Kürt meselesi vardı diyordu. Bugün yok diyor. Yani bizi bu hale getiren şu anki iktidar, bana göre AK Parti'nin gitmesiyle birlikte burada yaşayan insanlar tekrar o eski birlikte yaşama kültürünü de yakalayacaktır. Genel Başkanımız destek için geliyor mu buraya size? Şanlıurfa programı yok şu anda ama yani Doğu'da herhangi bir yer var mı biliyor musunuz? Yarın Antep'te. Antep'te. Evet. Gelmesini ister miydiniz? Gelse tabii ki miydi? Seçmenin tabii ki değişir. Sayın Genel Başkanı ben geçen yıl buraya getirdim. Balıklıgöl'de insanlarla oturdu, konuştu, kaynaştı. Rahat bir şekilde dolaştı, korumasız. Yani yanında hiç kimse yokken mesela Cumhurbaşkanı 10 bin kişiyle dolaşıyor, Başbakan geliyor 5 bin kişiyle dolaşıyor. Sayın Devlet Bahçeli şuradan girdi, bu taraftan çıktık. En ufak bir şey yok. Bütün insanların sevgi gösterisi içerisinde uğurladık. Onun için gelmesinden yanayım. Ama izin verirseniz ben bir iki şey söyleyebilir miyim? Kısacık. Bu tarımla ilgili çok büyük sıkıntı var. Desteklemelerin tamamına bloka konmuş. Özelleştirildi. Adaylar da dile getirdi. Özelleştirildi bu bölgede. İnsanların tek geçim kaynağı geçen yıl ekinler olmadı. Bu sene de devlet yani hükümet şu anda desteklemeleri 30 Haziran'a kadar durdurdu. Bütün sulama birliklerinin borcunu şirket alana kadar. Yani şirkete hizmet ediyorlar. DEDAŞ'a, Dicle DEDAŞ'a. Vatandaşların paralarının verilmesi lazım. Yani bunun aksi olursa burada çok büyük sosyal problemler yaşanabilir. Onun için desteklemelerin bir an önce ödenmesi lazım bir. Suriye'de bu kapıda şu anda bekleyen çok önemli. Akşam geldiğimde inanın iki tel örgü arasında bir bayan, bir kadın doğum yapmış. Onu bana anlattılar. Gerçekten yani şu anda nasıl anlatamıyorum bu olayı. Dün iki aylık çocuğunu oraya bırakan bir hanımefendi var. Geri dönmüş çocuk burada. O şu anda akrabalarında. Yani bu memlekette akraba olan insanlar var.
Aynen Arap'ta yapılanın burada yapılması gerekiyor. Burada hepimizin insani yardım noktasında durmamız gerekiyor. Kimseyi farklılaştırmamamız gerekiyor. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey, biz size çok teşekkür ediyoruz. Bir kere kamuoyu siz ne kadar yakından tanınıyordu bilemiyorum ama bu programda eminim daha yakından tanıdılar. Özellikle herkesin meclis çatısı altında bir araya gelip de sorunların çözümü tartışması konusundaki vurgunuz. Kesinlikle. Bence MHP'nin söylemi ve bundan sonraki olabilecek söylemler açısından önemli bir adımdı. Kesinlikle. Sizi tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. 7 Haziran seçimlerine doğru umarım beklentileriz karşılığında bulunur. Teşekkür ediyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Son konumuz CHP adayı Ali Murat Bucak. Bizimle birlikte olacak. Bucak aşiretinin temsilcisi. CHP olarak merkez sahada temsil eden bir isim. CHP olarak neleri değiştirmek istiyorlar? Birazdan konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Ne Oluyor'un son bölümüne geçiyoruz. Urfa'dan milletvekili adaylarını ağırladığımız bu yayınımızın son konuğu Ali Murat Bucak, CHP 1. sıra Şanlıurfa adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Belki ekranları başına yeni geçen seyircilerimiz için. HDP adayını Osman Baydemir'i ağırladık. MHP adayını ağırladık İbrahim Öz Yavuz ve şimdi CHP adayını ayarlıyoruz. Eğer diyorsanız ki neden AK Parti'nin bir adayı yok AKP'nin, kendisini davet ettin, davet ettik Nurettin Nebati, katılacağını söylemişti ama son anda fikrinden vazgeçti. Katılma talebimizi geri çevirdi ya da gelemeyeceğini bildirdi diyelim daha doğrusu. Diğer adaylara da davet götürdük. Onlar da katılmak istemediklerini söylediler. Dolayısıyla onların tercihi de bizim tercihimiz elbette ki burada olmaları ve bütün seyircilerimizden Urfa için neler düşünüyorlar, Urfa'ya yönelik politikalarını anlatmalarıydı. Böyle oldu. Hoş geldiniz tekrar. Gazeteci konuklarım Aslı Aydıntaşbaş ve Levent Birtekin buradalar. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'ya hayli uzun bir yayın yaptık. Dolayısıyla CHP'nin genel politikalarını biliyoruz ama Urfa özelinde soruları olacaktır elbette. Sizin tabii soyadınız en dikkat çekici olanı Bucak. Bucak aşiretinin de temsilcilerinden bir tanesisiniz. Ben her zaman olduğu gibi Aslı'yla başlayalım diyorum. Buyurun. Vallahi şirin pası attım. Ben de hemen beyefendiye soruyorum. Nasıl oluyor Bucak? CHP, bir Bucak isminin tarihi, ağırlığı, Türkiye siyaset tarihinde Susurluk sonrası bir anlamı var. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi, Urfa'dayız üstelik de ailenizin geçmişte farklı partilerle yakınlığı oldu. Lütfen bize anlatın bu evlilik nasıl oldu? Tabii ben... Niye CHP? Evet, ben bundan önce de belediye başkanlığı yaptım Siverek'te. 7 yıl belediye başkanıydım. Tabii o belediye başkanlığı sürem içerisinde izlediğim siyasi çizgi, bağlı bulmuş olduğum bir parti vardı, Demokrat Parti. Ama orada izlediğim siyaset ve gerçi siyaset üstü bir kimlikle hizmet etmeye çalıştım ben hep. Yani bütün siyasi görüşlere eşit mesafede durmaya çalıştım. Hatta o dönem bu barış süreci falan daha gündemde yokken büyük yankı da yaratmıştı. Mesela Şivan Perveren'in heykelini yaptırmıştım ben Siverek'te. Hatta bu konuyla ilgili dönemin işte kaymakamı bize sormuşlardı. İşte buraya bu heykeli yaparken yeşil alana meclis kararı var mı, encümen kararı var mı? Tabii ki vardı onlarda. Yani aslında bu süreç, çözüm süreci daha başlamadan atmış olduğum adımlar vardı. Şimdi benim avantajım tabii ki görev sürem içerisinde izlediğim politika. Tabii bu ailemden soyutlanmam imkansız tabii ki. Yani ben de o ailenin bir ferdiyim. Tabii CHP'de... Ama diyorsunuz belediye başkanlığımda farklı bir profil çizdim. Yani daha... Tabii ki görev sürem içerisinde farklı bir profil çizdim. Söylediğim gibi yani bütün siyasi görüşlere eşit mesafede durmaya çalıştım. Tabii söylediğim gibi şimdi aileden soyutlayamam kendimi ama... belki aileye siyaseten bir şeyler kattığım düşüncesindeyim ben. En azından sosyal demokrat duruşum
bizim aile için bir katkı olmuştur diye düşünüyorum. Ben yanlış mı anlıyorum? Soyut diyemem derken bir günah varsa onların sorumlusu ben değilim, o anlama mı geliyor? Tam öyle değil. Ben siyasi çizgimden bahsediyorum. Zaten. Yani bizim izlediğimiz işte Adalet Partisi, ondan sonra Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti. Yani tabii bizim parti yani %0.4'lere kadar düştük. Demokrat Parti Türkiye genelinde, özellikle en son yerel seçimlerde. Parti kalmadı ama biz ısrarla devam etmeye çalıştık. Ama beraber siyaset yaptığımız kişiler, örnek de verebilirim. Mesela Cemil Erhan dönemin Adalet Bakanı'ydı. Bunun gibi isimler var. Şimdi onlar, yani merkez sağda siyaset yaptığımız kişiler şu anda CHP çatısı altında toparlandılar diyelim. Veya CHP bir kabuk değişikliği çerçevesinde o kitleyi de kucakladı. CHP'nin geçmişteki çizgisi, politik tarzından dolayı buradaki bölge halkı arasında bir mesafe açıldı. Zaten onu oy oranlarında yansıyor. Şimdi yeni bir çizgi, yeni bir CHP, Kemal Bey'in söylediğiyle yeni CHP diye bir tanım var. Daha demokrat, daha özgürlükçü. Onun toplumda şimdi bir karşılığı var mı? Nasıl görüyorsunuz? Var tabii ki. Mitingde siz de buradaydınız. Özellikle ben miting alanındaki aslında sayıdan çok gelen kitlenin özelliklerine baktım. Hem şehirli, köylü, Arap, Kürt, Zaza, herkes oradaydı inanın. Her aileden birileri vardı. Önemli olan bu bölgede CHP'nin de varlığını hissettirmesi. Şimdi CHP Urfa'da ben varım diyebiliyor mu şu anda? Var. Konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Önemli olan konu bu. Burada varlığını hissettirmesi çok önemli. Ve şu anda doğru yerde durduğumuz kanaatindeyim ben. CHP'nin de bu anlamda bölge siyaseti için doğru yolda olduğu kanaatindeyim. Bir şey daha sorayım. Barış süreci var. Evet. Tırnak içinde söylüyorum. Türk devletle PKK arasında bir müzakere. Bucak ailesiyle Kürtler arasında bir barış süreci aynı paralelde yürüyor mu? Bu geçen yerel seçimlerde HDP ile benim görüşmelerim olmuştu. Ama bu siyasetten çok devletin izlediği bu barış süreciyle ilgili atılan adımlardan biriydi aile olarak. Oturup konuşmamız bile, bu konuları görüşmemiz bile bizim için çok önemli. Çünkü devlette şöyle diyenler artık var. İşte Şirin Hanım'ın bir programında İsmail Hakkı Pekin. Evet. Ya biz de çok hata yaptık. Asker kanadı anlamında söylüyorum. Şimdi oradan baktığınızda herhalde bir barış süreci de oraya geliyor. O yüzden ama sordum. Ama şimdi önemli bir laf söyledin, söz söylediniz. Onu bence tamamlayayım. Evet, onu atlamayalım. Ailemiz barış bile, sürecinin bir parçası olarak HDP ile görüştü dediniz. Bu bile bizim için çok büyük bir adım dediniz. Neden sizin yani için devlet büyük bir sizden adım? Oturup konuşabiliyoruz en azından. Yani çünkü geçmişte uzun yıllar bizler de çok mağdur olduk. Hatta bunu Urfa'nın tarihinde hep yazarlar. Yani 79 yılında işte bir silahlı saldırıya uğramıştık. Ondan sonra aile içerisinde, bölgede büyük silahlı çatışmalar oldu. Bu noktada yani barış anlamında bu görüşmelerimiz çok önemli. Şimdi biz bunu tabii yerel seçimde bunları konuşurken bunu siyasete yorumlamaya çalıştılar. O ara bir seçim ittifakıyla ilgili yaptığımız bir görüşme vardı ama bir siyasi birliktelikten ziyade işin özü aramızdaki barışın sağlanmasıydı. Bugün HDP'nin bütün siyasetçileriyle hiçbir problemimiz yok. Oturup görüşebiliyoruz. Hatta bu seçimle ilgili izleyeceğimiz siyaseti veya işte sandık güvenliğiyle ilgili ortak kararlar alabiliyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bu burada demokrasinin de yerleşmesi anlamında çok önemli bir adım. Peki sandık güvenliğini konuşalım biraz. Ona gelmeden önce önemli bir soru var, tabii atlamayayım. Evet. Bucak ailesinden HDP'ye oy çıkar mı? Yani kuşkusuz siz ailenin önemli bir ismisiniz, kuşkusuz oyların çoğu ama HDP'ye vereceğim ben diyen biri, demek o hissiyatta olan biri HDP'ye oy verebilir mi? Şimdi, yoksa aile içinde bir mahalle baskısı? Şimdi Şanlıurfa 974 bin seçmeni var. Çok büyük bir seçmen kitlesi.
bizim bahsettiğimiz, konuştuğumuz olaylar yaklaşık 30-35 yıl önceki olaylar. Tabii bu süre zarfında seçmen de değişime uğramıştır. Yani PKK'nın yani HDP ilk çıkış dönemi ve Bucak ailesi veren vardır arasındaki... mutlaka. Yani kesinlikle vermezler falan diyemem ben şimdi. Peki. Veren vardır mutlaka, evet. CHP'li bir Bucağa Kürtler buradan oy verirler mi? Yani Kürt seçmen CHP'ye ve dolayısıyla Bucağın temsil ettiği bir CHP'ye oy verir mi? Verir. Niye? Çünkü dersin? Burada önemli olan barış süreci. Bakın, barış süreciyle ilgili yıllardır konuşuluyor. İşte AKP özellikle her seçim, yerel seçimde, genel seçimlerde bunu bir oy avcılığı gibi kullanıyor, barış sürecini. Aslında samimi değil. AKP samimi olmadığı gibi ben HDP'nin de çok samimi olmadığına inanıyorum. Aslında bu çok böyle uçuk bir tespit ama niye? Ben hep siyasetçi olarak düşünüyorum. Şimdi barış sürecinin önündeki en büyük engel, bana göre bir siyasetçi olarak söylüyorum, en büyük engel %10 barışıdır. Yani bu barış sürecinde izlenen yol çok demokratik yöntemlerle seyretmiyor bu süreç. Gizli kapılar arkasında, yurt dışlarında, ondan sonra seçilmeyen, siyasetçi vasfı olmayan kimseler, görevlendirilen bürokratlar bu işi kapalı kapılar arkasında konuşuyorlar. Ondan sonra metin hazırlıyorlar. Bir de o metni yayınlıyorlar. Bu çok sağlıklı ilerlediğine inanmıyorum ben bunun. Bunu eğer HDP de samimi olsa bu konuda, niye önce pazarlık konusu olarak barajı öne sürmüyorlar? Yani barajın %5'e, %3'e düşürülsün. Ondan sonra oturalım. Şu barış sürecinde bu konuyu konuşalım. Niye diyemiyorlar? Peki şöyle bir şey sorayım. Barış süreci samimi değil diyorsun ama bir aşamaya gelmiş ya. Siz de diyorsunuz artık biz de başladık, barış süreci yapıyoruz HDP ile. Demek ki ortada bir mesafe kat edilme var. O burada belli olmuyor mu? Hani barış süreci diye başladılar. Bir mesafe kat edilmemiş mi? Gözükmüyor mu toplumda? Yansımıyor mu? Şimdi sizin aile ilişkileriniz ne kadar mesafe alınırsa alınsın. Bitmiş değil ki zaten. Hani hayır, ne kadar mesafe alınırsa alınsın. Şimdi anayasada bir düzenleme yapıldı mı bu konuyla ilgili? Veya bir adım atıldı mı bu barış süreciyle ilgili? En önemli konulardan birine değineyim mesela. Ana dilde eğitim. CHP olarak destekliyor şimdi, musunuz? Tabii ki destekliyoruz. Ama genel başkanınız daha o konuda herhalde netleşmemiş. Netleşmedi dedi. Pedagoglara soracağız yani, dedi ya. Yok, bizim partimizin hazırlamış olduğu bir kitapçık var zaten. 12 soru, 12 cevap diye. Şimdi o kitapta zaten hazırlanan Kürt sorunuyla ilgili hazırlanmış taslakta var bu. Hatta savunmanın da ana dilde yapılması gerektiğine inanıyoruz. O konuda meclis komisyonunda CHP'lilerin de teklifi olmuş, savunma hakkı. Yani aslında bunlar insan hakları. Eğer özgürlükçü veya çok demokratik bir ortam istiyorsak eğer, böyle insan hakların konularının pazarlık edilmemesi gerekiyor. Yani bu insanın kendi öz ana hakkı, insan hakları ya. Bunu niye pazarlık konusu ediyorlar onu da anlamıyorum. Ben size işte şunu vereceğim, siz de şu konudan geri adım atın. Pazarlık süreci aynen böyle ilerliyor. Ya insan hakları konusu pazarlık konusu olur mu? Ya bana göre olmaz. Bunu biz de söylüyoruz tabii ki, evet. Ama. Peki Aslı Hanım, buyurun. Şimdi sandık güvenliği dediniz. Sandık güvenliği ile ilgili HDP ile görüşmelerimiz oldu dediniz. Bu ilginç çünkü şu bir gerçek. Türkiye'nin batısında HDP'nin çok fazla varlık gösteremediği, İç Anadolu'da, Karadeniz'de ama ve CHP'ye ihtiyacı olduğu, sandık güvenliği açısından MHP ve CHP'ye ihtiyacı olduğu bölgeler var. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu bölgede HDP'ye ihtiyacı, sandık güvenliği açısından ihtiyacı olduğu bölgeler var. Ne konuşuyorsunuz? Ne tür kaygılarınız var? Nasıl bir işbirliği olacak? İşin özü şu. Ben her ortamda bundan önceki televizyon programlarında da dile getirdim. Bizler CHP olarak onların oyuna sahip çıkacağız. Onlar da bizim oyumuza sahip çıksınlar. HDP'nin oylarına sahip çıkacağız. HDP'den de CHP'nin oylarına sahip onlar da bizim oylarımıza sahip çıksınlar. HDP çünkü şimdi bizim yaptığımız anketlere göre, partinin anketi, en son dün mitingden sonra oturup bir değerlendirme yaptık.
HDP Türkiye genelinde %12 ve 13'lerde duran bir parti. Seçim sonucu problemi. Veremiyoruz. Yasaklar içindeyiz. Evet, pardon, özür diliyorum. YSK'dan sorunu, gelmesin ceza. Sorunu yok gibi duruyor. Şimdi tabii... Geçiyor yani diyorsunuz barajı. Öyle, barajı geçiyor. Barajı geçiyor. Böyle bir problem yok. Memnun musunuz? Tabii ki memnunuz. Tabii ki olması gereken bu. Aslında baraj adaletsiz bir sistem. Yani barajın olmaması lazım aslında. Şunu söylemek istiyorum ben özellikle. CHP önce kendi oyunu alması lazım. HDP'nin de kendi oyunu alması lazım. HDP'nin oyu bizim bölgede, yerelde söylüyorum. HDP'nin oyunun çoğu şu anda işte bu barış süreçleri ve Kobani. Bunu seçimlere malzeme yapıyorlar, oy avcılığı yapıyorlar dedim ya size. HDP'nin oyunun büyük kısmı şu anda AKP'de. Yani o AKP'den oyun almak zorunda. CHP kendini oyun almak zorunda. Eğer mevcut iktidara... Ki o şuradaki oy HDP'nin, şuradaki oy AKP'nin, şuradaki oy CHP'nin nedir onun kriteri? Değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani göre mesela? Bölgelere yani, göre. CHP'nin oyları kim? Şimdi bölgelere göre mesela ben... Potansiyelden işte Urfa, söz ediyor. Urfa ile ilgili değerlendirme Urfa için yapayım. Söylüyorum mesela yani. Mesela Karacadağ seçmeniz... bölgesi. Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu bir yer. Burada... Kürt mü Türk mü? Kürt yoğunluğunun, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir yer. Şimdi Karacadağ bölgesinde böyle olmasına rağmen AK Parti'nin yüksek bir oyu var. Kürtler AK Parti'ye oy vermez mi? Orada işte sandık güvenliği çok önemli. Orada yani... blok oylar kullanıldığı için... Blok oy diye bir sorun var belli evet, ki. Evet. Blok oy yani bir kişinin herkes adına oy kullanması. Yani blok oy derken... aslında hani bizim köylerde olabilir. Aile reisi gelir, işte hanımıyla, kızıyla falan kullanabilirler. Ben onu çok sözü. İnsani görüyorum. Ama ne yapacaksınız? Çözümünüz ama bunu, nedir? Yani bu bölgelerle ilgili zaten HDP de gündeme getiriyor. Bize de yani blok oydan kastettiğimiz köyde birinin hanımı, kızı vesaire değil sadece. Bir köyden tek bir kişinin gelip bütün köy için oy kullanması. Değil aynen mi? Öyle. Ve bu oluyor Urfa'da hala 2015 yılında. Yani ben en son seçimde işte 444 tane seçmen vardı sandıkta. Geçerli oy 444, AKP 444. Mümkün değil diyorsun. Yani ya, imkanı var mı böyle bir şey? Şimdi tabii bu zamanla düzelecek aslında. Hangi işte, zaman? Yani bu insan hakları ve özgürlükçü bir ortam diyorum ya ben. İnanın şimdi mesela barış süreci de hep konuşuluyor. Şimdi böyle demokratik olmayan bir ortamda bu kadar bu barış süreciyle ilgili konuşmanın da abesle işgal olduğuna inanıyorum ben. Çünkü öyle bir ortam yok. Özgürlükçü, demokratik bir ortam yok. Peki şimdi seçmen, sizi dinleyen seçmen mutsuzluğa kapılıp böyleyse o zaman ben niye sandığa gideyim ki diye düşünmüş olabilir. Lütfen az zamanımız kaldı. Somut bir şey söyleyin. Bu aslında sorusundan yola çıkarak. Güvenlik konusunda HDP'yle işbirliği yapıyorsunuz. Özel bir önleminiz olacak mı? Sizin milletvekili adayı olarak. Benim gibi sandığın üstüne oturacak mısınız mesela? Esprisi bu tabii de. Evet. Neşelendireyim diye söylüyorum. Buyurun. Evet. Çok kesin bir cevap rica şimdi ediyorum. Biz sandık görevlilerimiz ve seçim kurulundaki görevlilerimizle bu işi çözmeye çalışacağız. Hı hı. Yani tabii biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani önemli olan aslında yani oradaki sandık tutanaklarından ziyade seçim kurulu önemli olan. İlçe seçim kurulları ve onların birleştirilmesi, oyların. Şimdi orada biz çok dikkatli olmaya çalışacağız. Ama endişem var diyorsunuz. Mesela bugün Siverek'ten bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'nin Sayın Nebati oradan CHP'nin her seçimde bu algı operasyonunu yaptığı, sandık güvenliğiyle ilgili problemler olduğunu dile getiriyor diye bize bir ithamda bulundu. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Biz de yıllardır seçimde ömrümüz oy saymakla geçti. Problemler yok mu? Var. Biz de inanıyoruz. Var. Ama yani seçime eğer direkt etki etseydi bundan önceki seçimlerde
bizler de peşini bırakmazdık. Ama inanın itirazlar bile çok uzun sürüyor. Evet. Yani öyle hemen ilçe seçim birleştirme noktasında. Birleştirilme noktası çok önemli. Yalnız az önce Osman Baydemir bize şunu söyledi. Daha önce birleştirme noktasında örneğin şöyle bir kaygıları varmış. 11 bilgisayar. Oysa şimdi 2'ye indirmeyi. Yani 11 bilgisayar olunca bilgim tabii hakim gözetimi olamıyor. Bilgim vardı o konuda. Geri adım attılar. Geri adım atmış. Evet. Bu önemli herhalde. Çok önemli. Siz orada sizin de temsilciniz olacak mı? Tabii ki. Olacak. Her partiden 2 kişi olacak. 2 de bilgisayar olursa herkes onu kontrol edebilir. O zaman çok büyük bir kaygıya gerek yok. Hani birleştirme noktası. Yani yok diyelim ama yani karşıdaki çok maharetli yani. Yani hala AK Parti'nin tarafa bir endişemiz var diyorsunuz. Yani, özetlemek gerekirse. Evet. Peki. Ya evet. Şuna da değinmeden geçemeyeceğim şimdi. Hindistan'da elektronik oy kullanılıyor. Neyse bu tartışmaya girmeyelim. Ben yine aile meselesine gelmek istiyorum. Siz evet, bizim yeni kuşaksınız. Evet. Yeni kuşak, yeni nesil. Devletin geçmişten gelen bu faili meçhul cinayetler, JITEM ve sizin ailenizin de orayla çok irtibatlandırma gibi bir durumu var. Ne kadar doğru bilemem ama ben algıyı söylüyorum. Siz de yeni nesil, yeni kuşaksınız. Bir öz eleştiri, bir geriye dönük bakma etme, ya biz de çok hata ettik, biz de şunu yaptık deyip bir şey yapıyor musunuz kendi kendinize veya kendi toplumunuzda? Ya da meclise girerseniz, seçilirseniz bunun için çalışacak mısınız? Tabii ki. Şimdi bölge çok acılar çekti. Özellikle 70'li yıllarda ve 90'lı yıllarda burada, tabii Batı'da kabul görmese bile, burada bir küçük çapta bir savaş vardı. Bizim için öz eleştiri yapar mısınız diyorsunuz. Ben kesinlikle, yani o dönem içerisinde ben hep şöyle düşünüyorum. Yani biz hep savunmada olan bir ailedik. Yani hiç saldırıya geçmedik. Biz hep savunmada olan bir ailedik. Ve darbeyi de biz yedik zaten aile olarak. Ama bu geldiğimiz ortamda, bu barış havasının estiği bir durumda, siyaset içerisinde özellikle, bu konuların çözülmesi gerektiğine inanıyorum ben. Ve bunun artık çok dillendirilmemesi gerektiğine de inanıyorum. Onların hepsi geride kaldı. Önümüz siyaset içerisinde, önümüz aydınlık. Bu bölgenin bir daha böyle problemlerle karşılaşmaması gerektiğine inanıyorum. Artık silahların bir köşeye bırakılması hem örgüt açısından hem bölge halkı açısından. Tabii bundan sonraki adımda da koruculuk sisteminin bir an önce bırakılması gerekiyor. Siz bunu savunuyorsunuz. Tabii ki. Koruculuğun kaldırılmasını savunuyorsunuz. Peki. Silahla hiçbir tedbir alınamaz. Peki. Ali Murat Bey, bana 3 madde söyleyin. Seçilirsem şunu, şunu, şunu yapacağım Urfa halkı adına. Ne söylüyorsunuz son olarak Urfalılara? Ve bütün Türkiye'ye, meclise sizi göndereceğiz. Evet. Türkiye genel içinde ve Urfalılar için ne yapacaksınız? 3 madde. Şimdi Urfa ekonomik yönden hem de buradaki tarihi dokuyu görüyorsunuz zaten. Çok sıkıntılı bir süreç geçiriyor tespitlerime göre. Şimdi Halfeti geziniz mi bilmiyorum. Burası çok büyük bir açık hava müzesi bu şehir. Bu kadim şehrin aslında bir turizm başkenti olması gerekiyor. Hatta dünyada turizm başkenti olabilecek nitelikte yapıları var ve şehir çok müsait. Hızla restorasyon çalışmalarının yapılması gerekiyor. Halfeti'yi gezdim. Oradaki evler, tarihi evler, sit alanı olmasına rağmen yok olmaya yüz tutmuş. Bunların bir an önce projelendirilip Avrupa Birliği desteğiyle bu işlerin içinden çıkılması gerekiyor. Ve inanın hazineden 1 lira para çıkmaz. Avrupa Birliği bunu hızla yapar. Peki. Niye erteliyorlar onu bilemiyorum. 2. Burası çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen bir şehir. Bir gelir kaynağı da turizm olması gerekiyor. Evet. Şimdi çiftçiler çok zor durumda. Daha işte bakın desteklemeler geldi mesela. Ben bir çiftçiyim. Bugün normalde benim bankadan parayı almam gerekiyor. Paramı alamıyorum. Ve ben arazimi cazibeli suyla suluyorum. Yani elektrikle değil. Paranızı alamıyorsunuz. Paramı ben alamıyorum. Elektrik kesintisi. Elektriği kullanmıyorum hanımefendi. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Elektrik yok. Ben barajdan su geliyor bana. Cazibeyle tarlayı suluyorum. Konu beni ilgilendir. Hani paramı verin. Veremiyoruz. Niye? İşte size bağlı yerde başka biri elektrikle tarlasını sulamış. O elektrik borcunu ödeyecek sulama birliğindeki şahıs. Ben ondan sonra paramı alabileceğim. Peki.
Bu DEDAŞ sıkıntısı mı? DEDAŞ sıkıntısı. Yani bölgenin en büyük sıkıntılarından biri. Peki son olarak üçüncüsü? Ve buna bağlı olarak evet yani barış süreciyle ilgili buradaki CHP'yi de en azından buraya katacak mısınız? Bölgenin rahat bir nefes alması gerekiyor. Her yer politize olmuş durumda. Valilikler öyle, yargı öyle. Her yer politize olmuş durumda. Ülkenin rahat bir nefes alması gerekiyor. Milli eğitim yine politize olmuş durumda. Eğitim politikası alt üst edilmiş. Bundan önce liyakat esas alınıyordu. Liyakatlar alt üst edilmiş. Ve artık eğitimde de öyle. Yönetici olabilecekseniz eğer önce partili olmanız gerekiyor. Böyle bir şey olmaması lazım. Liyakatın esas olması lazım. Adaletin tıkır tıkır işlemesi gerekiyor. Hakim içeride, savcı içeride. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Yani devletin bütün organları artık hükümet tarafından ele geçirilmiş durumda. Çok kısa bir biliyorum. Tabii. Dindarları nasıl oyun alacaksınız diyeceksiniz. Yok, onu mu sorayım? Kapatmam gerekiyor. Bitti çok soru. Basit çok basit bir soru soracağım. Tarafsız kimliğinizde sizce hangi parti kaç milletvekili çıkarır burada? Yani ben artık bu işlere çok girmiyorum. Değerlendirmeleri de yapmıyorum. Zaten yapmaması gerekiyor. Seçim evet. Yasaklarındayız. Anketi olmasa da giriyor mu? Peki evet, siz kaç milletvekili bekliyorsunuz onu soralım. Vallahi biz en az 3 diye düşünüyoruz ama bir sürpriz olur da baraja takılırsa yükselebilir. Peki ben o zaman sormuş olayım. Aslında hakkını almayayım ama bilmiyorum. Alır. Dindar, CHP'nin dindarlarla imaj problemi bakın, var. Burası inanın, da dindar inanın, ve muhafazakar bir şey. Bakın. Ne dersiniz? Bir cümle ondan sonra bitireceğim. Buyurun. İnanın çok, İkna edin Urfalıları inanın, ve Türkiye'yi. İnanın bakın bu konuda çok ayıp ediyorlar. Yani dini siyasete bu kadar alet etmek ve dine zarar vermek inanın hiçbir siyasetçinin hakkı değil. Ve bu algı operasyonu bizim bölgede hep yapılıyor bize karşı. Ben hep örnek veriyorum. Ben görev sürem içerisinde belediye başkanlığı yapmış biriyim. Ben kendi bölgemde 3 tane cami yaptım. Ben dinsiz miyim ya? Yani bu algı operasyonu inanın çok ayıp. Belediye başkanından bir daha aday oldunuz mu? Efendim? Belediye başkanından sonra bir daha aday oldunuz mu? Evet oldum. Yani bir yıl önce yine adaydım ben. Evet. Bölgede. Peki. Evet. Aslı var mı son? Yok teşekkür ederiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu uzunca Urfa'dan ağırladığımız için size de bugün yer verdik. Ama ondan zaten genel politikaları dinledik. Dün de Urfa'da Urfalı seçmen CHP liderini dinleme fırsatı oldu. Benim bilmiyorum Aslı ve Levent katılırlar mı ama yereldeki politikacılar sanki Ankara'nın ilerisinde gibi gözüküyor. Aynen öyle. Ankara'ya gidince mi güzel bilmiyorum bakışlar daralıyor ya da kalıplaşıyor. Bence siyaset yerelde başlıyor. Türkiye'nin Urfalılaşması lazım. Demek ki bu Türkiye'nin Urfalılaşması bugünkü lazım. Konuklarınızın bir özelliğini daha söyleyeyim. Osman Baydemir, İbrahim Özyavuz ve Ali Murat Bucak. Üçü de belediye başkanlığından geliyor. Ve gerçekten kim zaman bizim Ankara'dan katılan konuklarımızı tabii ki her zaman başımızın üstünde yerleri var ama çok daha açılımcı buldum. Üçünüzü de çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu Urfa seyahatimizde ve de yayınlarımızda diyelim. Bana eşlik ettikleri için ve sorularıyla hem sizler için hem de Türkiye'nin gerçekten siyasetinin daha iyi olması için katkılarını sundukları için Aslı Aydın Taşbaş'a ve Levent Biltekin'e çok çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum seçim teşekkür yolculuğunuzda. Bütün Urfalılara çok teşekkür ediyoruz. Bu iki gün boyunca bizi gerçekten çok güzel ağırladılar. Konukseverlikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada hatırlatmadan geçemeyeceğim. Urfa'nın çok güzel bir müzesi var. Muhakkak gelip gezin. Göbekli Tepe'ye gitmeyi unutmayın. Urfa'ya gelin, güzel yemeklerini yiyin. Umarım bu seçimden sonra Urfa daha güzel günler görür. Bütün Türkiye için dileğimiz de budur. İzlediğiniz, katıldığınız, mesajlarınızı bizlerle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. CNN Türk ve Ne Oluyor ekibi adına iyi akşamlar diliyorum.